Mutlu akşamlar. 24 Temmuz pazar gösteriyor takvim yaprakları. İstiklal saati 21.07 futbol zamanında. Yeni bir birlikteliği, yeni bir pazar akşamı bir kez daha birlikteyiz. Haftanın olayları hepsini bu akşam enine boyuna konuşacağımız bir gün. Birbirinden de farklı telefon bağlantılarıyla gündemi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tayyip Topaloğlu ve Mustafa Soy'la birlikte yeni bir pazar akşamında bir kez daha birlikte olduğumuzu hemen hatırlatalım. Hoş geldiniz. Bir kez daha birlikteyiz sevgili Soy, sevgili Tayyip Topaloğlu. Evet, yaz ayları aslında keyifli de olur. Ama bir gerçek var ki her zaman için. Beyza'da görmek Afrikalılara döndü. Gene biz bundaydık. Arkadaş İstanbul'daydı. İstanbul'da değil. Neredeydi? İzmir tarafında bir taradı. Gezdi, hep oraları gezdi. Bir hafta bir gezi turladı ama Foça'ya gidemedi. Evet, gidemediyse boşuna gitti. Tayyip, hoş geldin sen de. Bir haftalık aradan sonra. Ama Tayyip ilginç şeyler anlattı yani aslında. Yani gerçi spora dair değil ama... Oradaki fiyatları sordum entegreye nasıldır diye. Bizden pahalı olduğunu söyledi. Yani birçok şey ürünün dolayısıyla. Gitmeyelim hani kalalım ülkemizde. Kalın ülkemizde. Ülkemizin değerini yani, bilelim o zaman. Kalın ülkemizde. Hayret ve şaşkınlıkla izledim sevgili Beyza'da. Yani fiyatlar bizden bir tık daha yukarıda. Ve mesela bizde aldığınız bir dönerin en azından hakkını veriyorlar. Orada bu ince kağıt kadar böyle seriyor üstüne, kapatıyor üstüne pidenin, veriyor önüne. Uçak alanında, Antalya'da uçak alanında bir su 35 TL. Evet. Bir kola da. Bir dilim pizza 120 TL. Bir kola 6 euro. Yani bu ekonomik kriz dünyasında biz devam edelim. O yüzden Türkiye'ye gidecek olanlar uçak alanında giderken bir suyu yanında götürsün mutlaka. Ya kolasını yanında götürsün. Yani gerçekten ben ne kadar bu ekonomik, elbette ki dünya vurdu gibi ülkemizi de vurdu. Bu bir gerçektir ama gene bizim ülkemizde hayat çatlarına baktığın zaman şu veya bu şekilde az da olsa idare etmeye çalışır. Elbette ki yani özellikle yani özel sektörde çalışanlar tamamıyla sıkıntılı bir durum yaşar ama Türkiye'deki asgari ücrete baktığında galiba 6.000 yoksa 5.000-6.000 arası. 5.000-6.000 arası asgari ücret. Neyse, bizim konumuz spor tabii her zaman. Evet, tabii ki geçtiğimiz hafta şüphesiz en önemli olay Kasım'ın da artık Miracle Değirmenlik takımına katılması, Kemal Yürekli'nin Lefke'yle anlaşması, yarın idmanlara çıkacak olması, Kasım'ın Miracle Değirmenlik macerası ve Lefke'nin Kemal Yürekli'yle el sıkışmasından başarılı sevgili dostlar. Tabii şunu söyleyeyim, tabii Kemal hocamıza hayırlı uğurlu olsun derim. Gene bir ateşten gömlek. Gene hep her zaman o bölgelerde ateşten gömleği yemeyi sever hocam. Hı-hı. Tabii belli ki Kemal hocam çark koştu. Yani Yılmaz da Semih de istemişti Değirmenlik'e gitsin ama Kemal hoca belli ki istemedi ama yapılan açıklamada yönetim kurulu kararı olarak belirledi. Hı hı. Ve yani Yılmaz da Semih defteri dolayısıyla kapandı. Yani hem Cihangir adına hem Değirmenlik adına. Çünkü özellikle Kasım dışında zaman Yılmaz ve Semih kalıyor oralarda. Aynen, Lefke'de kalıyorlar. Tabii bu özellikle Cihangir için çok istediği Semih. Değirmenlik de istedi ama Cihangir çok istemişti. İki futbolcu da kalıyor. Dolayısıyla Lefke'den giden iki tane futbolcu, bir kaleci Mehmet zaten bonservis yerindeydi. Diğeri de Kasım. Onun dışında futbolcularını Lefke yerinde tutuyor. Tabii Kemal Hoca'nın da Lefke'yle bu dar kadro elbette ki takviye yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Ama şu anda gerçekten ilginç. Ama bu transfer döneminde çok ilginç olaylar yaşamaya devam ediyor. Tabii bunu yapan da Değirmenliğin dışında başka takım da yok yani. Yok. Başka kulüp yok. Mesela bugün bir Holoskola'ya çıktı. Yani Beşiktaş'ta da oynadı. Yıllarca onu izledik. Tabii gelir mi? Yani şimdi baktığında belki de bu Olosko Türkiye'nin dışında Avrupa'nın çeşitli takımlarında da oynadı yani. Şimdi gelince ülkemizin şartlarını gördüğü zaman yani soyunma odalarından... Ama Holosko'nun öncesinde birçok isim, yabancı isim geçtiyorsa... Geldi tabii, o geldi, o gitti, o gelecek, gidecek, gelecek, hı-hı, gidecek ama sonuç olarak, resmi olarak baktığın zaman henüz daha bir yabancısını bulamadı tabii Değirmenlik. Ama yine de şu anda yani bu Süper Lig'in içerisinde en aktif olan, transferleri yapan, sürekli transferleri yapan Değirmenliğin dışında yani Mausa Türkgücü 2 transfer yaptı. Yani şampiyonluğu oynayan adaylar aslında söyleyeyim. Daha Doğan Türkmen'in resmi bir transferi yok. Diğer takımlar zaten hiç yok gibi gözüküyor. En önemlisi de geçen hafta yine konuştuk. Kaldı sezonun başlamasına 1,5 ay. Gönlüm Çetin'e de tık yok. Başkan adayı yok.
İşte Bülent Yüksekbaş'a gidildi. Aman geri gelsin falan vesaire. Değil bu Bülent Yüksekbaş. Gökten Allah'a yazsın. Bu saatten sonra ne Gönyeli'yi ne Çetin Kaya'yı. Ama isim geçti değil mi? Yani Bülent Yüksekbaş'ın bir görüşme yapıldı Gönyeli yapıldı adına. Tabii yani. İşte Gönyeli'nin sevilen isimler işte. Yani bunları tanıdık isimler işte. Hı-hı. Sanlısından bir ayına kadar gitti işte. Aman gel Gönyeli'nin durumu ne olacak diye. Tabii şimdi Bülent hedefi olan bir şeydir her zaman için. Şimdi baktığı zaman Gönyeli'de futbolcu, yani 4 tane futbolcu var. Lazım Bülent geldiğinde 10 tane futbolcu transfer edecek. Evet. Zaten öyle bir futbolcu kapasitesi yok. Yok. Yok yani transfer yapacağı yok. Bu takımlar ne yapacak Bülent? Onu düşünüyor tabii. Yani bu ligde hocası da yok. Çetin Kaya yine aynı şekilde. Çetin Kaya da bir aylık Cemal Başkan, efsane başkanın oğlunun adı geçtiydi. Acaba olur mu diye düşündülerdi. O da somut bir şey yok ama zaman sürekli geçer yani. Süleyman Yemen aday oldu. O da oldu, geçinde olduğu gibi ama Süleyman Yemen'in de şöyle bir şey var. Bir yılda onun cezası. Futbol Federasyonu'na bir ceza verdiydi. Yani o başkan olmasını engellemez. Engellemez de imza ikisi olarak. Sadece onun dışında başka bir şey olmaz. Dolayısıyla Süleyman Yemen başkan ki herhalde büyük ihtimalle yani o da kabul etmediğine göre. Yani sonuçta geçen hafta Tahir Yoklu Songuç Kuruş'u ada konuştuk. Aynı olay yani bugün Çetin Kaya'yla Gönyeri'nin bulunduğu durum, bulunduğu konum. Diğer kalı takımları rahatladı. Önümüzdeki sene ligin alt tarafını rahatlattı ve temizletti. Tahir oradan devam edelim. Hani Kemal Yürekli ve Kasım'a tabii ki değerlendirin yap ama Çetin Kaya Gönyeri süreci, Çetin Kaya Gönyeri adına yaşananlar, belirsizlik, başlayacak olan ligin herhalde alt tarafının kaderini oldukça yakından etkileyecek gibi görünüyor. Yani geçen senenin sezon başına dönecek olursak zaten Ginalki, Vafik Yurdu, Binatlı gün gibi aşikardı. Süper Lig'e veda edecekleri daha lig başlamadan. Aynı tablo şimdi önümüzde. Aynı tablo şimdi yine önümüzde. Yani işte Gönyeli, Çetin Kaya'nın durumu ortada. Ellerinde neredeyse 5-6 oyuncunun dışında kalan oyuncu kadrosu yok. Başkan adayı olmak istemeyenler, olacak olanlar nelerle karşılaşacaklarının farkında. Bu yüzden evet neredeyse aynı şablon hemen hemen önümüzde duruyor. Baktığımızda transfer sürecinin içerisine sevgili Beyzade, her kulüp isyanlarda, her başkan isyanlarda. Nereden isyanda? İşte gidiyor bir oyuncu istiyor. İstediği oyuncuya istenen yüksek bonservisinden şikayetçi. Hı hı. Ama hepsi de aynısını yapıyor. Hı. Beyza'da geliyor Tahir'den futbolcu istiyor. Tahir 100 bin TL diyor. 150 bin TL diyor. Daha dün topa vurmuş oyuncuya. Tahir gidiyor istiyor Özsoy'dan ve Özsoy Tahir'den geliyor istiyor. Tahir de aynısını yapıyor. Hı. Yani rakamları çok yukarılara çekiyoruz. Evet, Miracle Değirmenlik'te bir güç var. O güç piyasanın dengesini bozdu. Ama o güce karşılık diğer takımların aynı rakamları tutması doğru bir yaklaşım şekli değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, Miracle Değirmenlik kendi kadrosunu şampiyonluk yolunda genişletme adına bunu yapmak zorundaydı zaten. Eğer şampiyonluk istiyorsanız böyle bir bütçe ayırmak zorundasınız. Tıpkı 4 sene evvel Mausa'nın başına Koral Başkan'ın geldiğinde elinde 4-5 tane lisanslı oyuncu vardı ve ciddi rakamlar harcayarak bir şampiyon kadro oluşturdu. Şimdi de Miracle Değirmenlik aynısını yapıyor. Bu çok doğaldır. Ama diğer kulüplerin buna uyarak hareket etmesi hiç doğal değil. Bu yüzden transfer yapmakta da sıkıntı yaşıyor takımlar. Kadrolarını genişletme anlamında, bir oyuncuyu başka bir takımdan alma anlamında, oyuncuların kendilerine isteyecekleri rakamlarda da fiyatlar çok yukarılara çıktı. Bugün normal bir topçunun gidip bir kulüpten istediği para 150 bin civarında, 200 bin civarında, benzinini içine korsanız 300 olur. Yani çok uçuk kaçık rakamlar bunlar. Yani bunun altından asgari ücretin 6000 TL olduğu bir ülkede bu rakamlar doğru rakamlar değil yani. Kulüplerin artık bir de gelir yok. Yani doğru rakamlar gelir değil. Gelir de yok. Yani kulüplerin bir yazda işte tombulolar var. Bir de kışta rakı geceleri var. Şimdi başka bir katkı. Ya bunun altından hiçbir kulüp kalkamayacak günün sonunda. Bir ay ödeyecek, iki ay ödeyecek, üç ay ödeyecek. Ondan sonra tepe taklak gidecek. İşte bugün bir mesaj aldım. Şu anda birinci ligin zirvesini oynama hesabı yapan Karşıyaka takımının halen daha geçtiğimiz sezondan futbolcularına ödenmeyen paraları olduğunu belirtiyor bana. Karşıyaka'nın içinden, Karşıyaka camiasının içinden kişiler ve bu oyuncuların federasyona
yazı verip şikayetlerini belirtme düşüncesinde olduklarını belirtiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca transfer parası harcıyor Miracle Değirmen, Miracle Karşıyaka. Ama geçtiğimiz sezondan futbolculara olan alacakları ödenmiyor. Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir sistem oturtacaksınız orada? Nasıl bir huzur sağlayacaksınız? Yani bir şartı futbolcu transfer etmeni olmayacak. Karşıyaka takımı hep o bölgenin oyuncularından kurulu bir takımdı. Bir yerde patlayacak, bir yerde sıkıntı yaşanacak. Eğer huzuru, ahengi, futbolcular arasındaki rakamların dengesini sağlayamazsanız, geçmiş dönemden borç varsa onları kapatmazsanız oyunculara, bir yerde patlayacak, lastik patlayacak yani bir yerde. Olacak, yani bu tabii sadece Karşıyaka için değil, Gönyeli'de de aynı durum ortada. Halen daha geçtiğimiz sezondan Gönyeli'nin futbolcularının son iki aylık alacakları ödenmedi. Bakalım daha nice takımlarda var bu. Dışarı sızmadı. Evet. Sevgili Tonguç, Kemal Yürekli bir hazırlayalım istersen. İlk konumuz Kemal Yürekli olacak. Kemal Yürekli bir hazırlayalım yayına. İlk bağlantıyı kuralım. Kemal Yürekli. Tabii şunu söyleyeyim yani. Bir kere yani Defke'de bir kaleci sorunu geç olacak. Geç kalmış var ama orada. Tabii geç kalmış. Artık bir de kaleci sorunu var. Yani Şim Mehmet'in yerine kim gidecek? Kim girecek yani? Tabii Kasım'ın yeri doldurulur mu? Mutlaka bir yabancı yapacaklar transfer. Ama zaten Lefke'nin yani bu elindeki mevcut kadroyla beraber zirve yarışın içerisinde olmasının imkan bir ihtimali yok. Yok. Onu söyleyelim, altını çizerek söyleyeyim. Yani Lefke'nin yapacağı nedir? Orta sıralarda gezinmek, sezonu kapatmak. Yani bu da işte Çetin Kaybe, Gönyeli'nin bu iki takım ki bu iki takım normal bir şartlarda şampiyonluğa oynayacak olan takımlardır. Normal şartlarda yani Cemal Başkan'ın başkan olduğu dönemleri düşün. Bülent Üsekbaşı'nın başkan olduğu dönemleri düşünsen. Bu iki takım şampiyonluğa oynayan takımlar. Şimdi bu iki takımda ne grup başkanı var ne futbolcu var. Bu yüzden değil mi başkan bulamadılar? İşte, koskoca efsane Çetinkaya takımı. Hüseyin Özgür Gülen'in içerisinden birçok başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili, bakan, müdür, müsteşar çıkarmış çıktı. Bir camiye, iki camiada aynı şekilde. İki camiada yani Gönyeli'de, Çetinkaya'da. Ve bir tek kişi elini uzatmıyor, destek vermiyor. Çok üzücü olay. Birilerine destek verip birlik olup, yani elbette bir kişinin omuzlarına bırakmayacaksınız bir yükü. Ama işte 5-6 kişi, 10 kişilik bir çevreden bir toparlanış, işte her ay belli miktarlarda bu zengin iş adamlarından toplanacak rakamlar. Evet, da tutar. Bir şeyler yapılması lazım. Evet, belki şampiyonluğa oynatmaz sizi. Hı hı. Ama en azından Çetinkaya gibi, Gönyeli gibi köklü camiaların orta sıralarda mücadele etmesini sağlar. Yani geçtiğimiz sezon işte Mehmet Çıldır'ın başkan olmasından sonra ve Serkan Ünet'in takımın başına gelmesiyle birlikte o takım havasıyla oluşturulan kadro işte Gönyeli'yi orta sıralarda tuttu. O da ilgi yerde aldı. Belki başarılı. De devre arası o seçim süreci olmasa niyet farklı olsaydı. Süreç de farklı olurdu. Başarılı. Süreç de farklı olurdu Gönyeli'de. Aynen Tahir. Niyet farklıydı. Evet. Niyet farklı olduğu için devre arası patladı. Amaç farklıydı Tahir. Evet, Kemal Yürekli hattaymış. Biraz beklettik kendisini. Hocam teşekkür ediyorum beklediğin için. Hoş geldin yorum yayına. İyi akşamlar Beyza'da. İyi akşamlar Mustafa abi. İyi akşamlar Tahir. İyi akşamlar. Biraz ses alalım arkadaşlar içeri. Hocanın sesini biraz daha net alalım. Hayırlısı olsun değil mi sevgili hocam? Anlaştı. Diyelim. Evet. Dün anlaştı. Evet. Hocam kolay gelsin. Öncelikle onu dileyelim. Zor bir süreç. Gene zaten gün içinde konuştuk bugün. Yine ateşten bir gömlek. Boyuna bu ara sıkılmadan, usanmadan ateşten gömleği giyiyorsun sevgili hocam. Evet Beyza, geçen sene 5. Hasan Asır abinin adında yaşanmış bir maceramız. Bizeyse kendi takımımızdı. Biliyorsun binatının içinden çıkmış gideyim ben. Giydik, olmadı. Ama yaptıklarımızda iyi bir iz bıraktık diye inanıyorum. Ben Niyazi hocamla beraber, Kemal hocamla beraber. Artık istenmek güzel aslında. Lefke camiası da bizi teşvik etti. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Peki sevgili hocam,
Kemal Yürekli Lefke ile nasıl bir anlaşma yaptı da Lefke'ye gitti? Tahir, sesin çok az gelir bana. Hocam, Lefke'ye giderken nasıl bir kafanda proje vardı? Lefke ile nasıl bir anlaşma yaptın bu kadroyla? Hedefler neler? Giden oyuncular var. Takviye yapılacak mı? Nasıl bir hedef oluşturuyorsunuz yönetimle birlikte kafanızda? Evet, şunu söyleyeyim Tahir. Tabii ki katrımın gideceğini herkes biliyordu az çok. Biz de yeni yeni Lefke camiasındaki abilerimizi tanımaya başladık. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani bu raddeden sonra biz söyledik tabii ki katro yapılanmasında başka futbolcuların verilmemesini konuştuk. Artık tabii ki biz de kulübü mutlaka düşüneceğiz. Günün sonunda iyi bir teklif gelirse de o camianın bileceği iş. Ama Semih gibi bir futbolcuyla, Yılmaz gibi bir futbolcuya veya diğer Aykut'udur, Yakup'udur, Rahmetçidir, onlar gibi futbolcuyla çalışmak herkes ister. Ufak tefek detayları biz konuştuk. İşte yani hedef olarak biz kendimize ilk kalkıyı koyduk. İşte en kötü kupada yarı finale çıkmak, ileriye gidebilirsek ilerisi. Tabii ki transferlerimiz, birkaç isim söyledik başkanımıza. Onlar çalışmalarını muhakkak yapıyorlardı. Yani böyle bir süreç bu kısa sürede yaşadık bizler. Hocam, yani yanlış anladıysam düzelt beni. Semih ve Yılmaz için iyi bir teklif gelirse gibi bir şeye bahsettin. Yani kapıyı tam kapatmadınız Semih ve Yılmaz için. Hayır, yani onu demek istemedim aslında. Yani şimdi Semih gibi, Yılmaz gibi bir arkadaşımızı verdiğimizde tabii ki en az onlar kadar iyi birilerini yerlerine koymak ki bu süreçte demin Tahir bahsetti, biliyorsun fiyatlar çok uçtu. Yani bugün Lefkoşa'dan bir futbolcuyu alıp da Lefke'ye getirmek sadece benzin parası herhalde 47 milyar gelir. Yani böyle bir süreç. Kulübün şartlarını tam bilmiyorum. Artık yarın yavaş yavaş başlayacağız sürekli konuşmaya orada. Yani bir tek futbolculardan da şey yapayım. Bir tek Aykut'la konuştum. Yani her şey olumlu gibi. Kadro yapısında da istediğimiz bir iki arkadaş var. İnşallah onlar da olur. İyi bir sürece gideriz. Hocam, Lefke yönetim kurulunun aldığı bir karar var. Semih ve Yılmaz verilmeyecek diye. Yani bunlar bu futbolcu arasında senin bir konuşman geçti mi? Yoksa yarın görüşeceksiniz detayları. Yani karar aldıklarını bilmiyorum. Çünkü daha Lefke'ye sadece bir anlaşma için gitmiştik. Tam detayları bilmediğim için bir şey söyleyemem bu konuda. Ama yani Semih'le Yılmaz tabii ki istemeyiz onun için. Ama bilmiyorum. Şimdi hiç gelirse de hemenlikle atıyorum 2-3 trilyon bir para verir ama ben bile karşı çıkamam. Yani böyle bir süreç oluşabilir. Bu noktaya geldiğiniz, ben hep şunu sorayım. Semih ve Yılmaz'ın transferinin olmaması değirmenliğin teklifinin az olmasından dolayı mı, yoksa kulübün karar değiştirmesinden dolayı mı? Ben hiçbir fiyatı bilmiyorum. Nelerin konuşulduğunu da bilmiyorum. Yarın daha detaylı her şeyi öğreneceğim herhalde. Yarın 6 gibi sahada toplanacağız. Çünkü bugün bir kahvaltılı bir şeyler yapmaya çalıştık ama bir aksilikle çıktı, gidemedik. Artık yarın orada toplanıp daha zaten antrenmandan sonra herhalde yönetimle oturup konuşacağız. Daha detaylı bunları öğreneceğim ben de. Peki, baktığımızda Lefke takımının hücumunun gücünün oldukça düştüğünü görüyoruz. Herman devre arası kaçtı. Evet, Kasım gitti. Hücumsal anlamda kanatlarda ciddi sıkıntıları var Lefke takımının. Kalecide şu anda kaleci problemi var. Bu noktalara nasıl bir transfer politikası izleyecek Lefke takımı? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki bir kaleci istedik. İşin doğrusu özellikle bir forvet olmazsa biliyorsunuz Kandi bizim futbolcumuz. Forveti kendi içimizde belki bir şekilde başka arkadaşları oraya koyup oynatabiliriz ama dediğim gibi kanatlarda ve forvette
ufak tefek sıkıntılar var. Yani kendi de bizim futbolcumuz. Tabii ki bilmiyorum yönetim işte. Bunların detayını hepsini yarın bir şekilde konuşacağız. Artık bir yabancı direkt center formu işte kendi mi? Yani bilmiyorum onu. Tam net değilim bu konuda. Yarından sonra daha detaylı konuşabiliriz bunları. Ama zaten kadrolarımızı şu anda baktığımda Zekai döndü. Gökhan döndü. Gökhan biliyorsun geçen sakatlık yaşadı. İkinci devrimden sonra başladı oynamaya. Rahmi keza asker o da orada. İşte Kaan yani iyi bir kadro var. Sadece oral kanatlar ve forvet hattına yani bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Başarırız. Yani benim anladığım kadarıyla Kemal Hoca yani sadece başkan yönetimle görüştü. Futbolculara da tam netlik kazanacak. Kimle görüşüp detayları. Evet hocam hayırlı olsun diyelim. Ama şu bir gerçek, bir geç kalınmışlık var. Bunun da bilincindeyiz. Bir hızlandırılmış program herhalde sizleri bekliyor ama Kasım'ın gidişi sonrası tabii ki Semih ve Yılmaz'a da çizilecek olan yol haritası rotada belirsiz. Onu da anladım ama kesin olan bir şey var ki yarın akşam üzeri 6'da yapacağımız buluşma, toplantı daha çok bazı şeyler ortaya koyacak değilim. Bizim sormayıp senin eklemek istediğin varsa hocam özellikle de genel bir şey. Tabii ki beyler yani hızlandırılmış dediğiniz antrenman programları önünde kamp istedik. Araya işte 4-5 günlük bir kamp istedik ileriki haftalarda. Araya zaten haftanın belli günleri iki çift antrenman yapıp bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. İnşallah da muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Size de teşekkür ederim. Evet. Diğer futbolcularda sıkıntı yok değil mi hocam? Yok yok diğer futbolcularla ilgili bir sıkıntı yok diye biliyorum. Bana söylemen yok diye biliyorum. Yok diye biliyorum. Yani işte bir şey söyleyemem o konuda. Yılmaz ve Semih de yarın katılacak mı İtman'a? İşte onun şeyini efendim? Yılmaz ve Semih katılacak mı hocam yarın İtman'a? Tahir onu sordu. Yılmaz hocam. Bugün konuşacaklardı diye biliyorum. Daha başkanına dönmedi bana. Herhalde konuşmuşlardı diye düşünüyorum. Ya da veya şu anda toplantılarla tam net olarak bilmiyorum. Çünkü ben de ulaşamadım Mehmet Ali'ye. Yani göreceğiz, yarın göreceğiz. O konuda bir şey söyleyemem. Kolay gelsin hocam. Yeniden hayırlı birlikte olalım. Hocam. Hayırlı olsun tekrar. Çok güzel. Yani benim anladığım kadarıyla Kemal Hoca'ya ya sadece teknik direktörlük, sıkıntı. Futbolcu bazında işte futbolcu gidecek, futbolcu kalacak diye bir konu geçmedi aralığında. Sadece geçmesi lazım. Yani sadece yani hoca hocanın altında gidecek ama nasıl bir tabloyla karşılaşacağını farkında değil. Takım kadrosuyla ilgili hiçbir bilgisi yok hocam. Yok. Yani dün ne konuşuldu? Hoca Semih'i istiyor mu, Yılmaz'ı istiyor mu? Elbette ki ister. Her hoca ister. Her hoca ister. Her hoca ister ama gelinen noktada yani yarın itmana çıkacak hoca kimine ne olacak bilmez. Nasıl çıkacağını bilmiyor. Tayyip sorun çıkarır mı Semih Bey Yılmaz? Bu yaşanan süreçle ilgili olarak. Ya yani takımda kalmama. Veya da istediğine rakam alırsa. Sen pas eden boyarken sana gel diyorlar. Hale fıstığı yiyeceksin. Hale fıstığını mı tercih eden? Pas eden boyu mu tercih eden? Basılın maçta. Orada hale fıstığı var. Önce ciddi sorun çıkacak yani. Yani bu lefkeler yani şimdi tabii sonra. Yani kasından al gelen parayla bu futbolculara bölüştürürse artı iç kulüp içerisinde diğer takım içerisindeki futbolcular da sıkıntı yaratabilir. Yani Lefke'nin işte en büyük avantajı bana göre Çetin Kaya'yla gönderir her zaman. Onu söylerim ben. Bu konuda Lefke'nin elini rahatlattı yani. Ya bir daha düşünsene geçen sene de konuştuk bunu işte hani Tayyip da söyledi bunu. Yani bazı futbolcu artık gitmesi miadını doldurdu Lefke'de diye. Şimdi yani yeniden yapılanması gerekir. Dolayısıyla bu sene bakıldığı zaman Lefke şampiyon olur mu? Olmaz. Kupa hedefini koyabilir mi? Olur mu? Bana göre gene de olmaz. Hayır halen aynı noktadayım ben. Ha. Değişim. Ben bugün Lefke'nin kulüp başkanı olsaydım Semih'i de satardım. Yılmaz'ı da satardım. Değişime götürdüm takımı. Gitmek isteyen herkesi maddi karşılığını bulanları satardım. İyi bir takımda para buldum. Takımda ciddi bir revizyon. Bu şart artık Lefke'de. Yeni bir hava. Çünkü yeni bir hava. Yeni bir hoca geldi işte. Öyle devam ederdim yola. Başkanın dediği gibi senin hedefin şampiyonluk olamaz zaten bu kadroyla. Ya olamaz yani mümkün değil. Ligden de o zaman
Bir sene boşuna geçireceksin. Semih seneye boşta kalacak. Semih seneye boşta kalacak. Alacaksan bu sene 600 bin TL. Atıyorum ya da 1 milyon TL. Seneye alacaksın. 3500 TL'nin. İçer bir şey o zaman istediğine giderse artık. Ona göre gidecek. Yani ben olsam şu anda veririm yani. Neden veririm? Çünkü kasam para girecek. Yani bu futbolcuyla ben sezonu tamamlarım yani. Özellikle. Fenerbahçe niye verdi Kim Nijay'ı? Niye verdi? Kötü futbolcu. Niye gitti? Sözleşmesinde var. Oyuncu gitmek istedi, gitti. Fenerbahçe'nin kasası da doldu. Sağlam bir rakam doldu. 20 milyon euro. Güzel bir para. Az para mı? Kim bilirdi? Belki Kim Nijay gitmese belki 5. hafta sakatlanacak, sezonu kapayacak. Aynen öyle. Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor satmadı. Geçtiğimiz sezon 20 milyon euroya. Sakaldı. Ahmet Ağaoğlu açıklama yapıyor. Ben pişmanım diyor satmadığıma. Yani bu zihniyetle düşünmek lazım. Sirkülasyon değerini buluyor mu futbolcu? Tahir değerini buluyor mu? 500 bin TL mi Tahir'in değeri? Verecek. Ver gitsin. Ver o gitsin. Kardeşim miadını doldurdu sen de bırak. Yenge takımı. Bırak gitsin git 500 bin TL'ye 4 tane oyuncu al. 5 tane oyuncu al. Genç oyuncuları kat katrona. Denizli'den al. Git Baftan al. Elye'den al. Bilmem nereden al. Gez yetenekli oyuncuları, gez, dolaş, tespit et, kazandır katrona, sabret 2-3 sene, olmuyor madem. Ki bu sene de şansı var, yani nedir o şansı? Yani sonuç olarak bakıldığında, az önce söylediğim, şampiyonluk hedefin yok, ligdeki de rahat konumda olacak. En azından o gençler bu sezon tecrübe kazanır, gelecek sezona daha da güçlü olarak bir lepleyin. Al işte yeneceğim iyi. Başkan. Al yeneceğim. Al işte yeneceğim iyi. Önümüzde konuştuk. Doğru tabii, yaptığını, doğru iş yaptığını. Şampiyon Mausa Türk gücü. Eyvallah. Evet. Analarının ak sütü gibi. Helal. Ama geçtiğimiz sezonun bir başka kazananı da yeneceğim iyi. Futbolcu bazında. Gelecek 10 yılını kazandı. Aynen öyle. Aynı düşünceyle yine yola çıkıyorlar bu sene. Net. Temiz iş. Düşünce güzel. Tamam rahat. Yani dolayısıyla lepke bu futbolcu alacağı maliyeti bulamaz. Yani bu iş futbolcunun. Söyleyelim. Alacakları parayla sezonu tamamladılar. Oradan 3-4 tane futbolcu veya takıma en azından. Ya 20 yaşında sporcu. Ha. 20 yaşında sporcu. Yani futbolcu arkadaşlarım beni yanlış algılamasın. Ben de yıllarca futbol oynadım. Futbolun içinden gelmiş bir insanım ve futbolcuların hep yanındayım. Ama biraz kendinizi göreceksiniz yani. Değerlendireceksiniz. 20 yaşında bir futbolcusun. 150 bin TL'den kapıyı açarsan oturun kenarda. Ve futbol hayatın 20 yaşında biter. Git anlaş 50 bin TL'ye. Top oyna önce. Kendini geliştir. İspatla. Kısa vadeli düşünme. Uzun vadeli düşün. 3 sene sonra, 4 sene sonra şimdi kazanacağın paranın 5 pislik katını kazanacaksın. Önce oynamayı düşünün. Önce kendinizi ispat etmeyi düşünün. Kısa vadede kazanmayın. Uzun vadede kazanın. Yani bunları idrak etmesi lazım futbolcularımızın. Ama yok. Beyza'da 150 bin aldı. Ben de 150 bin isteyeceğim. Yoktur be kardeşim böyle bir dünya. Yoktur böyle bir dünya. Zaten elimizdeki futbolcu baktığında ben geçen gün... Kaç takım transfer yapıyor ha? Piyasada görüyoruz. Kaç takımın transferi dönüyor? Değirmenlik var yani. Miracle Karşıyaka, Miracle Değirmenlik. Tayyip Doğan yapamıyor. İşte bak iki takım saydım sana. Var mı başka transfer yapan takım? Yok. Yapanlar da ya takastır, ya kiralıktır. Bonservisi yok hiç. Bozuldu. Ve bir şey söyleyeyim. Ben geçen akşam Ali Çetin ile Ahmet Ogan'ın yaptığı bir röportaj izledim. Ali Çetin yıllarca bu ülke futboluna damga vurmuş futbolcu. Yani hem teknik direktörlükte futbolcu hayatında. Ve Ali Çetin diyor ki ben maçlara gitmem artık diyor. Bir maça gittim diyor. 45 dakika sonra geçtim sahadaki futbolcu. Ne yaptığını bilmezdim diyor. Yani gidip de yıldız futbolcu diyor. İki topu vuran futbolcu görmedim ben sahada diyor. Bunu söyleyen bizim ülkemizin Saidi beni boş ver dedi. Enver Emin maçlara gitmez dedi. Yıldız futbolcu Saidi. Hiçbir bu maçlara gitmez. Neden gitmez bu maçlara dedi. Maçlarda heyecan yok dedi. Vallahi başkan bir şey söyleyeyim. Yıldız yok dedi. Yani bu işin içinde olmasam, yani, hastası olmasam, ben de bunun içinde olmasam ben de gitmeyeceğim. Tamam işte o söyledi yani. Ben de gitmeyeceğim. Birçok maçı anladır Gabeyza Deynal. Evet onu söyledim. Yani, uyuruk maçta maç bitsin, yani günümüzü harcarık. Evet. Yani günümüz maç bitse yani, de kaçsak dedik. Yani bunu söyleyen bizim ülkemizin yıldızlarından birisi söyleyen maçlara gitmediğini söyleyen. Bu Serkan Öneti de hazırladım. Top oynama derdinde değil.
Para kendilerini geliştirme derdinde bir maaş değil. Konusu, bir maaş futbolcu alan bir araba, aylık taksini vereyim alacağım maaş. Para, bu, para, para, para. E yok mu arkadaşım? Futbol kulübünde bir kere para. Mesela güzel o gece yorumun şeyde birlikteydik. Çıplak gözle gördük. Doğan Türk Birliği, Küçükkaymaklı U15 finalini zaten birlikteydik. Evet. Yani orada da sıkıntıyı gözlemedin. Yani altyapıda bir şeyler eksik olduğunu ve oyuncular tam verilmedin de gözlemedin. O da güzel bir tespitti. Serkan Önet sevgili Tonguç. Küçükkaymaklı'nın antrenörü Serkan Önet'i alalım. Yani orada da bir eksiklik gözlemedin yani. Tabii şüphesiz. Var ya bir daha bizim sıkıntı ne değil. Yani bu ülkede bunu mutlaka Futbol Federasyonu artık Türkiye Futbol Federasyonu bir görüşme yapması lazım. Ve bu Türkiye'ye ansızdan çekip bir de futbolcunun önüne geçmesi lazım. Böyle bir şey olamaz yani. Geçen hafta söyledik, gene söyleyeyim, gene de söyleyeceğim. Yani bir takım teknik direktör yapar takımın dizilişini, ertesi hafta maça çıkacak X futbolcu Türkiye'ye denenmeye gidiyor. Ya nasıl denenmeye gidiyorum? Böyle bir şey olabilir mi? Ha, onun futbol federasyonu oturacak. Ona göre bir karar alacak kulüplerle. Bunun cezası mı olur? Futbol hayatı biter mi? Döndüğünde kulübünden izin alır mı? Ona göre mi? Yani onun bir şeyi var mı? Bunun bir şeye sürece bağlanması lazım. Mesela ben Yeni Cemil'de Emirhan'ın genç futbolcunun gitmesine hem sevindim hem üzüldüm. Yine aynı şekilde Asrın gitmesine şey ettim. Yani bu Doğan Türk Birliği'nin bayağı pis kulübü çıktı. 15 takımında Cihangir'in zihni gitti. Zihni mesela düşünsen hoca kafasında stoper istemezdi. Şimdi Cihangir stoper ara. Yani bu zihni olsa başka olacak. Zihni olmayınca şimdi Toygar Hoca düşünün kara kara. Zihnin yerine kim olacak? Aslında zihninin gidişi Mikel'in transferinden geldi. Gençlik Gücü A2 takımının kalecisi. Gençler Birliği'ne. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu bir düzene koymamız lazım. Çok gelecek mi dedin? Bir kaleci. Tabii bu kadar kolay gidilmemeli ama yani. Yani bu kadar kolay bunu kontrol altına alabilecek tek bir merci var, o da federasyon. Federasyondur. Yani onun bir şey olmaz. O da federasyonun işidir. Yani şu andaki mevcut Türkiye Futbol Federasyonu ile yapacağı bir protokolla ancak bu şekilde çözülebilir bu iş. Çözmesi de gerekir yani. Bu işi çözmesi. Oradan da buraya gelmesin. Yani oradan da buraya gelmesin. Oradan da kaçıp buraya gelmesin. Aynı şey orası için de geçerli yani. Anında kendilerinde yapacağı bir sözleşme. Yani bunu mutlaka yapmaları lazımdı. Çünkü gerçekten o takımları. Mesela ben düşünüm şimdi Cihangir'de zihni olsaydı bu takıma bir de orta sahadan koyacağım. Belki de Cihangir şu anda zirve yarışın içerisinde olacak. Onun takımlar arasında olacaktı. Şimdi orta sahaya takviye yapamadı. Tabii Semih alamadı. Zihni gitti. Şimdi Toygar Hoca'nın elindeki imkanlar kısıtlandı. Bu Cengir olduğu için de bunu örnek veririm yani. Yine aynı şekilde düşünsen yani genç daha 17 yaşın çocuk görüyor kadar söyledik bu yeneceğimi dedik. 15 sene stoper oynayacak. Telefon bağlantılarımız var ama vaktimiz kalırsa bir Toygar Hoca'ya bir uzanalım. Vaktimiz kalırsa. Tamam. Serkan Önet'i aldık. Serkan Önet de hazırmış. Hocam biraz beklettik. Teşekkür ediyorum dediğin için. Hoş geldin diyorum. Yani sevgili hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar meydana. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler hocam. Sesini duymak güzel. Kırmayıp katıldın. Süreç devam ediyor hocam. Çalışmalar başladı. Neler var planlamada? Felix ile aranıza katıldı hocam. Nasıl gidiyor Küçükkaymaklı'da çalışmalar sevgili hocam? Evet meydana. Geçen hafta Perşembe günü çalışmalarımıza başladık ve bu haftayı da tamamladık. 8. idmanımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta haftanın 6 günü yarından itibaren pazartesine, cumartesine kadar haftanın 6 günü çalışmalarımız senin de bahsettiğin gibi devam edecek. Bu süreç içerisinde Felix'i tekrardan takıma geri döndürdük. Zaten yabancı oyuncumuz o, onunla devam edeceğiz. Dolayısıyla onu da getirip aramıza kattık. Cumartesi gününden itibaren o da bizimle beraber çalışmalara başladı. Ve bu şekilde Beyza'da çalışmalarımız devam ediyor. İyi çalışıyoruz. Takımın genel anlamdaki performanslarından, isteklerinden, arzularından genel anlamda çok memnunum. Önümüzdeki süreçte eğer mümkünse bize katkı gösterebilecek olan arzu ettiğimiz, takıma katmayı düşündüğümüz transfer konusundaki yapmaya çalışacaklarımız, çalışmalarımız devam edecek. Şeyimizi de planladık, kampımızı da planladık. Kampımızda 15-19 Ağustos tarihleri arasında Girne'de Piabelle Otel'de yapacağız.
Onu da planlamasını yaptık ve sürecimiz bu şekilde devam edecek. Bakalım önümüzdeki günlerde aramıza katabileceğimiz oyuncularla bakalım nasıl daha iyi bir takım oluşturma düşüncesi içerisindeyiz ki 6 Ağustos itibariyle hazırlık maçlarımıza başlayacak. Orada o süreçten sonra daha da iyi, çok daha iyi bir şekilde eksiklerimizi görme fırsatımız da olacak. Bu süreçte elimizden geldiğinde yapmaya çalışacağız. Kiminle zaten başlıyor hazırlık maçı, ilk maç kiminle sevgili hocam? 6 Ağustos'da Ülkürdü ile oynayacağız. Ondan sonra da çarşamba günü 10 Ağustos'da Doğan Türk Birliği ile o şekilde 13 Ağustos'da da Hamitköy ile süreç devam edecek. Hocam kaç hazırlık maçı planladın? 9. 9 hazırlık, 9 hazırlık maçı planladık bu süreçte. 9 hazırlık maçı ile ligin ilk haftasına girmeyi planlıyoruz. Tek etapla mı olacak kamp sevgili hocam? 15-19 Piabella dedin, tek etap olacak herhalde kamp. Evet, tek etaplı bir kamp yapmayı düşünüyoruz Beyza'da. Dolayısıyla planımızı da ona göre yaptık. Çünkü mevcut şartlarda gerçekten hem saha bulmakta ve yani sahadan ayrı yani kalacak otel fiyatlarında çok ciddi anlamda inanılmaz bir fiyatlarda yükselme var. Dolayısıyla yani olayı iki etaplı düşünmek zaten çok çok zor. Tek etaplı düşünüp olabildiği kadar ekonomik davranıp amacımız zaten kamp dönemi içerisinde mevcut takımımızın birlik beraberliğini üst düzeye getirme çalışmalarını yapacağız orada ve iyi de bir yükleme dönemi geçireceğiz. Dolayısıyla bu şartlarda bir ara Türkiye'de düşündük. Gerçekten uygun bir durum olabilirdi ama orada da uçak biletleri fiyatlarında çok ciddi anlamda bir yüksek bedeller var. Dolayısıyla kararımızı bu yönde verdik. Ve artık burada o şekilde planımızı gerçekleştirdik. 15-19 tarihleri arasında Girne'de Piyabella'da kampımızı gerçekleştireceğiz. Yani hocam transferle belli ki aşağı yukarı elindeki mevcut kadroyu kullanmaya çalışan gençlerle oluştuğu gibi tahminim. Öyle dedi evet, hocam. Evet Mustafa abi, yani şöyle ki biz geçen yıldan takımda mevcut durum, yani mevcut şu andaki geçen yılki takımdan bu yılki takıma zaten işte opsiyonlu olarak kullandığımız Mehmet Kaygısız ve aynı şekilde kaleci Raif var. Bunlara ek olarak da geçen yıl takımda kiralık olarak başka yerlerde oynayan Yağış'ı döndürdük Mustafa abi. Dolayısıyla Yağış'ı döndürdük. Mehmet Öztürk'ü döndürdük. Hocam tutacak mı Yağış'ı? Yağış'la anlaştık, antrenmanlara çıkıyor. Tabii ki tutacak. Yani bu sezon kaymaklının formasını giyecek yani. O kesin herhalde. Kesin, evet. Aynen. İyi. Dolayısıyla Yağış'ı, Emre Nazi'yi ve Mehmet Öztürk geçen yıl bu üç oyuncu bu takımdan ayrı başka yerlerde forma giymişti. Onları da geri döndürdük. Artık yani özellikle forvet arayışımız, yani forvete bir takviye konusunda bir yönetimle bir ortaklığımız var. Tabii ki şartlar uygun olursa, çünkü biliyorsunuz geçen hafta içerisinde bir de kulübümüzün yayınlamış olduğumuz bir yani kiralık listesi vardı. Evet. Orada da yani takımımızdan ayrılması düşünülen anlaşamadığımız oyuncular var, kiralık listesine koyduğumuz. Tabii ki onların da bu mevcut transferleri gerçekleşmesi gerekiyor ki bütçe konusunda içeriye girdi çıktı olarak biz de daha farklı başka adımlar, transfer konusunda daha farklı başka adımlar atabilelim. Bunlarla ilgili biraz süreci bekliyoruz. Sanki de bu dönemde biraz daha fazla fırsat transferi kovalanacak gibi görünüyor sevgili hocam. Aynen dediğin gibidir Beyza'da. Bu şekilde bakacağız. Çünkü bütçemizi ona göre oluşturduk. Biz dışarıdan baktığımız zaman opsiyonu kullandığımız iki tane oyuncumuz var ama işte buna ek olarak bir Ahmet Atay transferini gerçekleştirdik. Dolayısıyla elimizden çıkarmayı düşündüğümüz oyuncular var. Bunları elimizden çıkarıp ona göre artık takviyeleri de yapmayı düşünüyoruz. Yani olabildiği kadar bütçemizi sarsmayacak şekilde. Çünkü burada en çok özen gösterdiğimiz konu, biz zaten iyi bir kaymaklı yaratmak istiyoruz. İleriki yıllarda zirveyi zorlayacak bir kaymaklı planlıyoruz.
Dolayısıyla mevcut kendi öz kaynaklarına yetişen oyuncularına da değer vermemiz gerekiyor. Onları da oynatıp kullanmamız gerekiyor. Biz bunu da bugün yapmaya çalışacağız. Ve burada en önemli faktörlerin bir tanesi bu takımın huzurlu, mutlu bir şekilde sezonu geçinebilmesidir. Çünkü zaten ekonomik şartlar ortada belli. Burada da amaç hiçbir sorun yaşamadan herkesin parasını aldığı gününde aldığı bir ortamı yaratmak düşüncesi içerisindeyiz. Yani 2 transfer, 3 veya daha da fazla 4-5 daha da farklı yüksek maliyetli şeyler yapıp da daha kötü günler görmek yerine daha ayaklarımız yere basa basa gitmek istiyoruz. Şu anda zaten bir çekirdekte bir kadromuz var. Dediğin gibi, tam biraz önce söylediğin gibi fırsat transferi de olursa ki olabileceğini düşünüyorum. Ona göre takviye yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Hocam aslında bu sene sizin için bir de şanstır. İşte yani Çetin Kaya'nın gönderiliğini daha başkan bulama işi, henüz daha kulüpte futbolcu kalmaması. En azından o gençlere değer verip önümüzdeki dönem hazırlamanın içinde bir şans olacak diye düşünüyorum ben. Ki yani sizin gibi diğer takımlar da aynı şekilde işte Çetin Kaya gönderiliği ilk başlamadan bizlere dahil düşmüş gibi gösteriyoruz. Tabii ne olur zaman gösterir. Her şeyin ilacıdır, dündür ama bugüne baktığımız zaman şu andaki fotoğraf bunu gösteriyor hocam. Ama benim söylediğim, yani sizin söylediğinde hocam beni üzen bir nokta oldu. PBL'le de kamp yapacaksınız dedi. Bu beni üzdü. Neden üzdü söyleyeyim sana. Sizin kulüp başkanı var orada Ali Başman. Ve sizin yani orada da bir otel var, ismini vermek istemem şimdi. Bu otelde de yüzdesi olan bir başkan. Yani bununla Akay Başkan arasında bir konuşma geçmedi. En azından sizin kulüp gitse orada kamp yapsın. Yani gidip de bu en azından ekonomik krizde size destek olsun, yoksa hiç konusu geçmedi Ali Başman'ın, eski başkanın. Şimdi Mustafa abi, yani Piabella otelindeki tercihimiz Piabella'nın sahasını kullanmamızdan dolayı. E zaten oradan oraya 15 ya Serkan Hoca, ama zaten o saha, o saha geçmişte şey... Spor Dairesi tarafından Piabella'ya verildi kulüplerin antrenman yapabilmesi için. Hatta oralara tuvalet gibi her şeyi mevcut şekilde yapması da gerektiği söylendi. Ve bunları da yapmadı. Yani o saha Piabella'nın değil, İspor Dairesi'ndir o sahada. Evet. Yani ama kiraya verildi. 15 sene verdiler orayı. Taş üstüne konmadı. Evet, biliyorsunuz tabii ki Musa abi, yani mesela bizim planlamamızdan önce Yeni Cami'nde orada bir kampı var. 3-4 günlük bir kampı var. Yani orada Piabella Otel'de konaklayan ve Piabella Otel'de kampa giren takımların önceliği oluyor oradaki olay. Bu bir olay bundan kaynaklanmıştır. Yani zaten sahası, kendine ait sahası olup da olan, şu anda dediğiniz gibi tabii ki Piabella'daki mevcut resmi durumu tam bilemiyoruz. Ben öyle onu için gündeme getiririm hocam. Böyle bir şey öyle olamaz. Öyle olduğu içindir oldu ama bir tek Acapulco var. Acapulco'daki doluluk oranı ve fiyatların doluluk oranından dolayı da otomatik olarak fiyatların çok yüksek olmasından dolayı böyle bir tercihte bulunduk. Yani dediğin gibi yani şey gönül tabii ki olabilecek en iyi ekonomik şartlarda gitmeyi öngörüyor ama yani o da mevcut şartlar içerisinde olabilecek iyi alternatiflerinin biridir diye düşünüyorum. Vallahi sevgili Serkan, bir tane transfer az yapacak takım. Bir tane transferi az yapacak. Türkiye'ye kampa gidecek. Bir haftalık. Ne kadar faydalı olduğunu benim söylememe gerek yok. Yıllarca futbol oynadın. Antrenörlüğe, teknik direktörlüğe başladın. Bir kampın bir takıma neler kattığını sen benden daha iyi bilirsin sevgili Serkan. Ben bugün geldim. Yurt dışındaydım. Hafta arası Burdur'a gittim. Kardeşim Hasan'dan dolayı kamp tesisi görmeye. Ben böyle bir tesis uzun yıllardır görmedim. Muhteşem bir tesis yapmışlar ki Bodrumspor da oradaydı sevgili Beyzade. Burdur'da. Biliyorsun Bodrumspor'da ilk kez çıktı. Kenan orada. Kenan Özer, elçimiz orada. Kenan'la görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Hı hı. Yani muhteşem bir tesis ve buradan Antalya'ya da uçak biletleri 950 bin TL. Ucuz. Evet. Otel fiyatları orada çok ucuz. Otel fiyatı da çok ucuz. Burada buradakinin neredeyse yarı katı. Sevgili Bey, çok istedim Burdur'daki mevcut oteli kullanmayı. Yani biz sadece ben değil, başkanımız, yönetim kurulumuz aynı şekilde çok istekli olduk. Fakat
bilet fiyatlarında aldığımız fiyatlar yani çok uçuk kaçık fiyatlar oldu. 30 kişilik bir kafilede çok ciddi bir maliyet getirdiğini 950 gördüm. TL'ye geldim ben bugün sevgili Serkan. İzmir'den Fakat 1500 TL, İzmir'den 1500 TL, Antalya'dan 950 TL. Masaja giriş geç yoksa giriş. Yok giriş, geliş. Yani o zaman 2 lira olur. Yani 2000 TL olur kişi başı. Yani biz 2000 TL'nin de üstünde yani gitmeyi düşündüğümüz Ağustos ayında 15-19 Ağustos tarihleri arasında ciddi bir fiyat verildiğinden dolayı yani tabii bütçenizi siz bilirsiniz. Bütçenizi siz bilirsiniz sevgili Serkan ama bir kampın bir takım için ne kadar evet. kıymetli olduğunu söylemeye gerek yok. Evet biliyorum. Çok istedim. Yani çok istedik. Yani ben de başkan da yönetim de kesinlikle ilk tercihimiz o oldu. Hatta biz yani Felix'i getirirken vizesini, yani Türkiye'deki vizesini 3 aylık aldık. Yani onu da düşünerek yani tekrardan olur da Türkiye'ye bir kampa gitme durumumuz vardır diye. Ama mevcutta gelen yani bize aldığımız aldığımız teklifler içerisindeki aldığımız bilet fiyatları o dönem içerisinde gerçekten yani şu anda yapacağımız kamp katı yapacağımızdan da daha yüksek bir bedel çıktığından dolayı ondan dolayı askı almak zorunda kaldık. Yani üzüle bunu yapmak zorunda kaldım. Tabii bilmiyorum ilerleyen süreçte daha zamanımız var görünüyor. Biz tabii şimdi yerimizi orada ayırdık. Yani bakacağız. Belki de bir burada da bir biletlerine ilgili daha farklı bir fırsat durumu olabilirse aynı şekilde değiştirip yine de orayı düşünme şansımız olabilir. Ama mevcutta aldığımız rakamlara göre olayı bir kenara bırakmak durumunda kaldık. Yankı durumun oldu? Yankı durumunda bir belirsizliğimiz var açıkçası. Biz onun opsiyon hakkını kullanmayı düşünüyoruz. Fakat yankının yani bu yıl evlenme durumu söz konusu biraz Lefkoş'a da gitme gelme konusuyla ilgili yani hem kendi mevcut işinden özel kendi işinden dolayı hem de yapacağı bu yıl içerisinde yapacağı evlilikten dolayı bazı sıkıntılar daha farklı bir iş konuna girme durumu var. Bundan dolayı biraz olaya sıkıntılı bakıyor. Yani Miracle Karşıyaka'nın ona talebi var. Yani açıkçası çok da net olarak şey yapmıyorum ama benim orada olaya bakış açım biraz daha farklı. Yani şöyle bakıyorum yani kendi içinden yani kendi istekli bir şekilde olmadıktan sonra zoraki bir adamdan performans olarak sizin iyi bir performans almanız mümkün değildir. Doğrudur. Dolayısıyla eğer zaten olay o boyut içerisinde olduktan sonra zaten bir de iyi bir yani ciddi bir bedel ödenecek kullanılması için zaten oyuncu kendi de bu konuda eğer tam olarak istekli arzulu bir şekilde yapmadığı zaman olayı daha fazla bana göre zoraki bir pozisyona götürmek çok da bir şey katacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla yani belki de opsiyonu pazartesi yani pazartesi salı günü bilmiyorum galiba yani yarın ya öbür gün opsiyon hakkını kullanılması gerekiyor. Belki de kullanmama durumumuz da söz konusu olabilir. Yani bakarım hoca şu anda sizin 15 tane kiralık futbolcunuz var. Bunların içerisinde Gökhan Özer, Çağlar, Yusuf Özbahar gibi de isimler var. Yani bu borcuna da yani kaymaklı kadrosundan acaba konuşup anlaşabilir misiniz diye düşün. Çünkü bu iş borcuna değerli borcu sizin açınızdan ama belli ki görüşler ayrı. Tabii bunların içerisinde evet. Ali Duvarcı da var tabii kaleci olarak. Evet, Mustafa abi şöyle bir şey yani zaten anlaşamadığımızdan dolayı şu anda orada o listede duruyorlar. Yusuf'un durumu biraz daha farklı. Yusuf yani yine futbol oynayıp oynamama konusunda zaten bir ikileme yaşadığı için mevcut planlamamızın içerisinde kendisi zaten olmak istemediğini bildirdiği için o da orada. Diğer bahsettiğiniz ve Gökhan ve Çağlar'la zaten maddi konularda anlaşılamadığından dolayı zaten şu anda o listede bulunuyorlar. Takımın mevcut dengelerini de korumak durumundayız. Dolayısıyla da o şekilde listemizi oluşturduk. Tabii ilerleyen süreçte mutlaka göreceğiz. Dediğim gibi bu oyuncularımız da şu anda küçük kaymaklı oyuncusu. Onlara da bazı talepler olduk sonra bizlerin de ona göre bir dediği gibi Beyza'dan da söylediği gibi gerek fırsat transferi veya artık onlardan gelecek olan gelirle başka transferler yapma durumumuz söz konusu. Ama biz şu anda Mustafa abi planlamamızı
olur da herhangi bir hiçbir şey yapamadığımız durumunda bile mevcut takımımızı zaten ona göre oluşturma düşüncesi içerisinde hareket ediyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapabileceğimiz fırsat transferleri de mevcut takımımıza bir ekstradan katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam başarılı olmanızı her zaman isterik biz. Evet. Böyle genç teknik direktörler. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun hocam. Tekrar başarılar dileyelim. Planlama hazır. 15-19 kamp. 9 hazırlık maçı. İlk hazırlık maçı 6 Ağustos. Bafık Türdoğu olacak dediğiniz zaten. Bu dönemde saha bakımda olduğu için de zaten başkentte bir saha sıkıntısı var. Onunla mücadele ediyorsunuz. Birkaç gün var. O da kısa sürede dilerim ki ortadan kalkar ve keyifli bir ortamla baş başa kalırsınız. Teşekkür edeyim hocam. Katıldığın için hiçbir platformda zaten geri çevirmedin beni. En azından kendi adıma konuşayım. Eklemek istediğin ya da bizim sormayıp söylemek istediğin varsa son söz ederim. Alayım sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sadece temenni olarak Tahir arkadaşımızın söylediği belki önümüzdeki süreç içerisinde bir şey olur. Belki de umarım kampımızın yeri değişir ve belki de Türkiye'de bir kamp yapma şansımız olur. Umarız öyle bir ortam sizinle olur. Teşekkürler Cem'e da sevgiler saygılar sevgili hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Yaşar mı kaymaklı sıkıntı bu ligde bu sana? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sevgili Kenan'ın hepsinize selamı var. Aleykümselam. Tüm spor kamuoyuna da dostlarına da herkesin selamı var. Çok mutlu. Bodrum Spor'a gitti. Artık diyor futbol hayatımız son noktasına geldi. Yavaş yavaş geliyor orada. Bodrum Spor. Bodrum Spor kamptaydı Burdur'da. Orada buluştuk. Hasan'la birlikte iş için gittiğimiz İzmir'den oraya da geçtik tesisleri görmek için. Gerçekten muhteşem tesisler sevgili Beyzade. Bir takımın kamp yapması için ideal bir tesis. Fitness salonlarıyla, soyunma odalarıyla ama en önemlisi çim sahalar. Çim saha, muhteşem bir zemin. Yani böyle kıyamazsınız basasınız üstüne o güzellikte. Otele 2 dakikalık yürüme mesafesinde, 2 dakikalık yürüme mesafesinde sahalar. Ve maç yapacaksanız da ayrı stadyum var hemen alt tarafında. 10 bin kişilik. Diyelim şimdi işte Türk Ocağı gidiyor büyük ihtimalle buraya kamp yapmaya. Ve bir maç ayarlama projesi vardı orada. Menajerler aracılığıyla Karamanspor'da o tarihlerde orada olacakmış. O stadyumda maç yapacaklar. 10 bin kişilik muhteşem bir statta maç yapacaklar. Hazırlık maçı yapacaklar. O kadar güzel bir tesis. Yüksek rakımlı. Yani antrenörlerin birebir futbolcuları hamhum yiyeceği bir yer. Kaçarın yok yani orada. Ya kaçarın yok. Hiçbir kaçarın yok. Ama muhteşem tesisler. Kenan da Bodrum'da çok mutlu. Son 2 sezonum Tahir abi dedi. 2 sene sonra dedi kısmetse dedi. Dönüyorum dedi. Kıbrıs'ta devam edeceğim dedi futbol hayatıma. Evet son artık. Öyle de bir müjdeli haber verdi. Takımsız kalmıyor zaten. Yani her sezon bir yerde. Her sezon bir yere gidiyor. Yani Malatya Spor'da dedi çok yıprandım dedi. Mental anlamda yıprandı. Evet. Semt olarak da şehir olarak da bana uygun değil dedi. Şimdi Bodrum'da dedi. Tam yerinde. Evet, Bodrum. Tam yaşanacak yeri değil. Takım da kaliteli bir takım. Hayırlısı olsun sevgili Kenan'a. Yaşı onun da ilerledi yavaş yavaş. Son 2 sezonunu Bodrum'da geçirme planı yapıyor ve adaya dönüş planlarında. Adada bakalım hangi takımda forma giyecek. Gücümün yettiği kadar diyor futbol oynamak istiyorum. Aynen öyle. Tabii bu Pia Belle sahasına takıldı. Yani onun mutlaka... mesela. Çünkü geçmişte onu çok iyi bilirim. Dayanendir Özsoy doğrudur bildiğim. Yani hayır onu biliyorum. Çünkü bu sahayı çok araştırdım. Özsoy'un takıldığı yani, neden yani başman destek verip de kampını Piabella, o otelde yapıp idmanını Piabella'da yapabilirdi. Ya Piabella diyor. Eğer buna engel ise o zaman Piabella'nın elinden alsın spor dairesi. Bak bunu 15 yıl önce spor dairesi verdi. Vermesindeki amaç da neydi? Girne'deki kulüplerin antrenman sahası olarak kullanılıyor. Bunu adım gibi bilirim. Çünkü yapılan konuşmada hep oralardaydım ben. Dolayısıyla Girne takımları, kimdi bu Girne takımları? Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği, Girne Halkevi takımları kullansın. Hatta minikleri de gittiğin zamanınızı gör orada. Minikleri 100 kişi, 150 kişi o sahada idman yapıyoruz zaman zaman. Ve bir tuvalet bile yoktur orada. Ama Piabella'nın zemin de kötü. Ben Doğan'ın açılışında oradaydım. Zemin oldukça çok kötü. Yani çok evet, kötü tamam. Zemin. Yani bunu mutlaka. Yani çimenin kötü olduğunu bırak.
Yani zemin alttan kötü. Zemin kötü. Ha, aynen öyle. Bunu mutlaka düzeltmesi lazımmış modelesin. Yani ve yine kulüpler. Yani bu işte o izin alacak da para verecek de bilmem ne yapsın. Para vermesi için o sahaya bakım olması lazım. Şu anda o sahaya bir bakım yoktu. Kaymaklı ne yapar Tahir? Yaşar mı sıkıntı bu sana yoksa? Başkan benim düşündüklerimi zaten Serkan Hoca'ya söyledi. Çetin Kaya'nın ve Gönyeli'nin bu durumda olmasının ardından yani transfer yapmasa bile bu kadro oynan sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Tabii üçüncü düşecek takım kim olur? Şimdi çok erkenden belirledik bunu. Evet ama kulüp, şu andaki yani. Evet, şu andaki görüntü itibariyle bahsediyorum. Önümüzdeki hafta Çetin Kaya başkanını seçer. Bunun örneklerini yaşadık. Sezonu geç açmasına rağmen birlik bütünlük mücadele içerisinde herkesten birçok takımın başarılı sonuçlar aldığını ligler içerisinde gördük. Çünkü çok aman aman profesyonel bir yapı yok bizim 5-6 takımın dışında ülkemizde. Ama bu süreç, şu andaki süreç Gönyeli ve Çetin Kaya'nın gidişatının birincilik olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ama önümüzdeki süreç ne gösterir? Yarın Bülent Başkan'ı ikna ederler, başkanlığa gelir, yönetiminde bir ay olur, Şanlı olur, Mıstıkoğlu olur, bilmem kim olur. Çatavuç'u gitti görüştü. Yani bu ekibi kurarsa başlarında da Bülent Başkan birçok şeyi başarırlar diye düşünüyorum ben. Güçlü bir risk yönetim olur orada. Kesinlikle yani maddi gücü bir kenara koydum, manevi güçleri olan insanlar bunlar. Kırılmayacak insanlar olur orada. Manevi güçleri güçlü insanlar. Yani açamayacakları kapı yoktur. Futbolcular sponsor da bulma ihtimalleri çok yüksek olur. Ama o birlik bütünlüğü gösterebilecek mi Gönyeli camiası? Soru işareti bu. Bunların içerisinde Kaymaklı'nın mevcut genç bir kadrosu var. Hücum hattında yine sıkıntı yaşayacak elindeki bu mevcut kadroyla. Hücum hattında kesin sıkıntı yaşar. Defanstan giden oyuncular var orada. Orayı coverler. Serhan'ı gerek Serhan'ı kullanabilir. Kullanabileceği oyuncular verir o mevkide. Ama sıkıntı yaşayacağı bölge orta sahadan hücuma yönelik oyuncu ve hücum hattındaki oyuncu. Bir Felix'in dışında bakalım Felix de bu sezon geçen seneki performansını gösterebilecek mi? Muamma bir soru işareti. Soru işareti. Önemlisi odur zaten. Doğru. Önemlisi odur yani. Kaymaklığın transferin içerisinde önemlisi odur. Yani başlı başına yani geçen sene çok iyi bir performansla Kaymaklı oraya kadar taşıdı. Yarı finale kadar taşıdı. Yani çok büyük katkısı vardı. Aynı şeyi gösterebilir performans. Çok önemli. Çünkü genel yabancılar bir yıl iki sezon parlar. Ondan sonra bir yıldız gibi kaybolur. Onun için yani bir ilk çok önemli Kaymaklı için. Mutlaka bir vurucu yapması şart diye düşünüyorum ben. Ama yine bu mevcut kadroyla sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Çünkü Çetin Kaya'na Gönyeli'ye baktığımız zaman. Tamam. Küçük bir araya gidelim. Küçük bir molaya gidelim. Sonrasında 3 telomalantımız var. 1. Lig'e yöneleceğiz. Bir araya gidelim. Reklam arasına gidelim. Reklamların sonrasında kaldığımız yerden son bölümü artık final bölümüyle futbol zamanına devam edelim. En çok takip edilen, güne gündeme açılan pencere BRTV. Kuzey Kıbrıs'tan ve dünyadan günün son dakika haberleri, spor, magazin, teknoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, canlı yayınlar, video ve galeriler, kısacası gündeme dair her şey, en doğru, en güncel haberlerin anlık takibi için BRTV. Güne gündeme açılan pencere. BRTV. Pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri ne oldu? Ekonomi nasıl düzelecek? Hayat pahalılığına bir çözüm var mı? Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası Eş Başkanı Omat Çin ticari açıdana konuk oluyor. Gizem Davulcu ile ticari açıdan pazartesi 20'de BRT 1'de. Yok ediyoruz aldığımız nefesi. Yok ediyoruz hayat suyunu. Yok ediyoruz yaşamın rengi yeşil. Yok ediyoruz kuşların sesini. Yok ediyoruz ormanın nimetlerini. Yok ediyoruz dünyayı paylaştığımız canlıları. Yok ediyoruz doğanın dengesini.
Yok ediyoruz geleceği. Gökyüzü bizim için ağlıyor. Çünkü var olmak için kaybedecek bir tek ağaç lüksümüz yok. Deniz İbrahimoğlu'yla Can'a Yakın ve Sonsuz Işık. Engül Atamet'le Mavi Tını, Türler Arasında ve Dünyanın Sesi. Filiz Sıncı ile Hayata Dokunan Şarkılar ve Keyfiniz Filizlensin. Hüseyin Sayılı'yla Senfoni ve Gitarist. En iyiyi, en güzeli dinleyin. Klasik müzikseverlerin ülkemizdeki tek adresi Bayrak Klasik. Benim bedenim. 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 Peki benim kararım mı? Benim bedenim ama benim kararım değil. Çünkü ülkemizde cinsel eğitim ve sağlıklı ilişki konusunda ilkokul yıllarından itibaren hiçbir eğitim ve bilgiye ulaşamadığım için büyürken bedenimde olup bitenlere hiç anlam veremedim. Ergenliğimde erkek arkadaşımın bana bu eteği giyme dediğinde, en yakın arkadaşlarımla görüşmemi istemediğinde bunu flört şiddeti değil aşk zannettim. Benim bedenim ama benim kararım değil. Çünkü ülkemizde hiçbir doğum kontrol yöntemine ve araçlarına bugüne kadar ücretsiz erişim hakkım olmadı. Evet, benim bedenim ama eşim tarafından doğum kontrol kullanmama konusunda psikolojik baskı görüyor ve buna boyun eğiyorum. Çünkü uğradığım bu psikolojik şiddeti cezalandıracak, beni koruyabilecek bir yasa olmadığını biliyorum. Bu benim bedenim ama bedenimde bir insan büyütmeye hazır olmadığımı söylediğim halde eşimin rızası olmadığı için kürtaj olamadım. Benim bedenim. Ama benim kararım değil. Çünkü hiçbir devlet hastanesinde ücretsiz kürtaj hizmeti verilmediği ve kürtaj hizmetini karşılayamadığım için ne yapacağımı bilmiyorum. Eşim korunma yöntemlerini kullanmayı reddettiği için spiral taktırmak zorunda kaldım. Evet, evet. Benim bedenim. Evet, benim bedenim. Ama benim dışımda herkesin bu beden üzerinde söz hakkı var. Devletin, yasaların, adaletin, en çok da erkeklerin. Bu benim bedenim, benim kararım olmalı. Bu benim bedenim. Bu benim bedenim, benim kararım olmalı. Benim bedenim. Benim kararım olmalı. Bizim bedenimiz, bizim kararımız olmalı. Çünkü bizim bedenimiz. Bizim kararımız olmalı. Ülkemizde kadın bedeni ve sağlığı üzerinde çağ dışı hükümler veren ceza yasasındaki her madde dönüştürülmeli. Çünkü bizim bedenimiz bizim kararımız olmalı. Benim bedenim. Günü gündem yapmaksa eğer, BRT her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT sosyal medya, YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Her gün denize dökülen tonlarca plastik, arıtılmamış kanalizasyon suları, petrol ve tarımsal kimyasallar mavi dünyamızı kirletiyor, yok ediyor. Unutmayalım ki dünya yüzeyinin 2/3'ünü kaplayan okyanus ve denizlerde yaşayan su yosunları dünyadaki oksijenin yaklaşık %80'ini üretiyor. Aldığınız her nefesi bu mikroskobik su yosunlarına borçlusunuz. Denizler, mikroskobik planktonlardan gelmiş geçmiş en büyük memeli mavi balinaya kadar son derece zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.
gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin ve ekosistem hizmetlerinin önemli bir kaynağı olan denizler, su döngüsü ve iklim sistemi açısından da hayati bir öneme sahip. Denizler, sürdürülebilir kalkınmaya, sürdürülebilir okyanus temelli ekonomilere, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, gıda güvenliğine, beslenmeye, geçim kaynaklarına, deniz ticaretine ve taşımacılığına katkıda bulunuyor. Ne yazık ki denizlerimiz bugün ciddi bir tehditle karşı karşıya. Denizleri ve kıyı alanlarını kullanma şeklimiz, yalnızca tür çeşitliliğini değil, bu doğal kaynakların milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini de yok ediyor. Aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği bu süreci olumsuz etkiliyor. Ve bunlara sebep olan bizleriz. Unutmayalım, denizlerimiz bizim yaşam kaynağımız. Evet, reklamların sonrasında birlikteyiz. Artık son bölüme girdik. Final bölümündeyiz. Son düzlükte Süper Ligi bir noktaladık. Birinci lige de yöneleceğiz. Birinci lige ile ilgili 3 bağlantı olacak. SNTP Teknik Patronu Davut Kansu, Yeni Boğaziçi Teknik Adamı Kılıç Ali Kahraman ve Yalova Çalıştırıcısı Ercan Atasay ile son bölümde birlikte olacağız. Davut Kansu ilk bağlantı olacak. Az sonra SNTP'nin başarılı çalıştırıcısı onunla birlikte sohbete başlayacağız. Geçtiğimiz hafta arası sezon açılışını gerçekleştiren SNTP takımı, bakalım bu yıl hedefi ne koydu? Geride kalan sezonu açıkçası playoff oynayarak noktalamıştı Davut Kansu ve ekibi. Bakalım bu yıl düşüncelerinde neler olacak? Onlarda da merak konusu Bıldırcı'nın takımda kalıp kalmayacağı. Tabii bu Bıldırcı nasıl galiba? Futbol Federasyonu'na verdi şey dilimçesini verdi. Verdi. Tabii böyle yıldızların bir anda yani bir an sinirine hakim olamaması bilmem nedir olay ama birden kendi hayatını, futbol hayatını da bitirdi. Yani 3 yıl bir futbolcu oynamayınca 3 yıldan sonra verim alamaz. Sayı yıllarca top oynadı. İmkan ve ihtimal yok yani. 3 yıl tam bu kendini şu anda Bıldırcın. Yani futbol adına biraz futbolun tam içeriğini bilmesi gerekir. Şimdi 3 yıl içerisinde olmayınca bir futbolcu artık bu saatten sonra zor olur diye düşünüyorum ben. Tabii bu hani almış bir karar diye düşünüyorum ben. Ama yazık etti diye düşünüyorum ben. Şunu söyleyeyim. Bir kere Binatlı'nın, Bafın Girnalkevi'nin bu sezonda birinci ligde mücadele etmesi, tabii Karşıyaka'nın iyi transferler yapması, şu anda Karşıyaka çıkacak gibi görünüyor ama Tahir'in yayının başında söylediği bir olay vardı. İşte bazı futbolcuların geçen dönemden para olarak almaması Karşıyaka'ya da sıkıntı yaratırsa ne olacak bilinmez ama bilinen bir gerçek var ki birincilik her zaman Süper Lig'den daha kaliteli. Yıllardır geçer. Çünkü aynı çekişmeyi yaşıyoruz yani oralarda. Burada playoff olması nedeniyle daha heyecanlı yaşanır. İnşallah Futbol Federasyonu önümüzdeki dönem çünkü bizim de bu Süper Lig'e artık bazı değişikliği gitmemiş şart kaçınılmaz yani artık. İnşallah playoff sistemi getirilir ki o takımların en azından ilk 4 takımın o heyecanı yaşatmasın. İkinci, üçüncü, dördüncü çünkü 4 yukarıda olduğu zaman üçlü şey orta sıradaki takımlar veya bunun çok çaresi üretilir aslında. Yani geçmiş dönemde bunu yapmışlardı. Yani işte galibiyet primine göre verildi. Ya düşen takım bile pes etmezdi. Neden? Çünkü o galibiyete rağmen prim verildi. Şey, Futbol Federasyonu. O zaman dönemde. Yani yanılmıyorsam Ömer Adal'dı galiba. Yani dolayısıyla futbolcu çıkardı sahaya. Dedi ki kulüp başkanı bu aldık biz düştük ama en azından bu maçı alın. Bu maçtan sonra gelen parayı da size vereceğim derdi yani. En azından o prim açısından. Dolayısıyla önümüzdeki dönem mutlaka artık bu operasyonun bazı yeniliklerde geçirilmesi şarttır diye düşünüyorum. Yani playoff sistemi de gelmesi lazım 3-4 içerisinde ve ayrıca yani işte Altak devletten parayı da her takıma eşit şekilde dağıtması da yanlıştır aslında.
Bir başarı olan takım var, bir başarısız olan takım vardır. Başarıyı onlar etmek lazım ki diğer takımlarda örnek alıp aynı şekilde mücadele etsinler. Evet. Yoksa her takım aynı şekilde pastayı bölürsen dilim bilim, hiçbir pasta tat almadan bitmiş olur. Aynen öyle. Evet, Davut Hoca hatta Esentepe'nin başarılı teknik adamı. Hocam biraz beklettik. Teşekkür ediyorum kırmayıp katıldığın için. Hoş geldin diyorum yani sevgili hocam. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar sevgili Bey Gazetesi'nde. Sevgili Özsoy ve sayın sevgili Tahir'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Evet hocam, çalışmalara başladığınız geçen yıl playoff sürecinde yer alan bir Esentepe takımı. Bu yıl başlangıcı yine yaptınız kendi takımınızda. Nasıl bir süreç var hocam? Kaç itman geride kaldı? Önümüzdeki planlamayla ilgili olarak neler aktaracak Davut Kansu? Evet sevgili Beyzade, bilindiği üzere işte geçen hafta sezonu açtık. Bu dün de 8. idmanımızı yaptık. Yarından itibaren yine çalışmalara başlıyoruz. Bu yıl tabii ki önce hedeften bahsedeyim. İlk konuşmanızda işte bu yıl herhalde hedefi daha üstler gibi bir imaj yarattınız. Doğrudur. Bu yılki hedefimiz Süper Lig'e çıkma. Yani geçen yıl ben göreve gelirken bu takıma playoff oynatmak istediğimi söylediydim. Bu yıl için de hedeflerimiz takımı Süper Lig'e çıkma. Tabii Süper Lig'e çıkma iki aşamada olur. Ya ilk ikiye girersiniz ya da playoff oynarsınız. Önce ilk ikiye girmek için şartları ve rakipleri zorlayacağız. Olmazsa da playoff'tan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Yani kesinlikle hedef odur. Evet. Hocam, bıldırcın konusu açıkçası gündemi en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi. Kalmayı düşünmedi sizde. Gidip imza da verdi. Neler yaşandı hocam bu konuyla ilgili? Tabii ki süreci en yakından bilen isimlerden bir tanesi sizin takımı. Teknik adam olarak oyuncuyla birebir konuşmanız oldu mu? Tutmak için SNTP camiası yönetimi çaba gösterdi mi? Neler yaşandı hocam bıldırcın konusunda SNTP camiasında? Yani bıldırıcın konusunda ben görüşmedim ki Hüseyin'i ben okuttum. Hatta bu yıl diplomasını da ben verdim kendisine. Hüseyin bizim futbolcu hala hazırda. Şu an futbolcumuz bizim evladımızdaydı. Tabii ki bu geçen süre zarfında Hüseyin biliyorsunuz kendisi basından da takip ediyorsunuz. Gitti değirmenlikle anlaştı. SNTP ile de kulüpler anlaşamayınca 3 yıllık futbol oynamamayı göze alarak imza verdi. Onun dışında fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok da fazla hoca olarak müdahil olmak istemiyorum. Zaten benim görevim de bu işleri irdelemek veya bu işlerle uğraşmak değil. Benim görevim takımı çalıştırmaktır. Hüseyin son 3 yıllık futbol oynamanın imzasını atıp karar vermiştir. Onun da kararına saygı göstermek zorundayım bu saatten sonra. Transferde bir çalışma var mı? Hazırlık maçı olarak kaç maç var planda? Kamp olacak mı? Bunlarla devam edelim sevgili hocam sohbete. Şimdi transfer konusunda şöyle söyleyeyim. Görneşli bizim futbolcumuz geri döndü. Son Gönyeli'de geçirmişti geçen yıl futbol yaşantısını. Onun kardeşi Hürkan Balabayt'tan Tatlısu'dan geri döndü. Ayrıca ben ilk gün futbolcularıma da söyledim. Ben geçen yıl Esentepe'nin başına geldiğimde ilk maçta emek küpücük kemiğini kırıp bize hemen hemen faydalı olamamıştı. Benim için emek de bir transfer sayılır. Her ne kadar da yani istediği içimizden olsa da. Mahmut İzoğlu diye oyuncumuz var. Önçapraz var, topuktu. O da benim için transferdir. Deniz Kibar hemen hemen %5 oranında faydalandı geçen yıl sürekli sakatlığından dolayı. O da benim için bir transferdir. İlyas Niyazi çok az faydalanabildim. O da benim için bir transferdir. Ekstra dışarıdan bir tek bize bir tane yabancı alacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki cuma veya cumartesi adaya getirmeyi planlıyoruz. Başka da transferimiz olmayacaktır. Tatlımız da olmayacaktır. Eğer sürpriz bir şey yaşatmazsa bize başka. Çalışmalarımız Esentepe'de işte artık 17 Eylül'e kadar devam edecektir. İlk hazırlık maçımız da 6 Ağustos'da Mesarya'da Mesarya'yla başlıyoruz. 9 hazırlık maçımız var. Başka soracaklarınız varsa cevaplayın sevgili beyefendi. Eserkan'la anlaştınız mı hocam? Eser yurt dışındadır. %99 anlaşacağız gibi görünüyor. Çünkü çok bir fiyat farkımız yok gibi görünüyor.
Ama kendisi yurt dışındadır. Yarın Hatay'da aramızda olacaktır. Ben %90 anlaşılacak düşüncesindeyim. İyi, Serkan anlaşırsa iyi. Aynen, aynen öyle. Evet hocam, teşekkür edeyim. Verdiğim bilgiden dolayı eklemek istediğin varsa, bizim sormayıp senin söylemek istediğin varsa son sözlerini alabilirim sevgili hocam. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Umarım bu yıl daha heyecanlı. Ki, gerçi biz birincilikte heyecan yaşadık. Ama Süper Lig'de de veya diğer liglerde de daha heyecanlı, daha az olaylı bir sezon geçirdik. Herkese kolay gelsin. Sizlerle dahil tabii ki. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar hocam. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi günler. Futbol yaşantında önemli yerlerden bir tanesi Resen Tepe. Evet. Bu yıl belli ki açık açık istiyorlar. Çıkabilirsek ilk iki, çıkamasak playoff'ta artık Süper Lig istiyoruz. Ya bir daha kısmet olmalı Tahir. Bu yıl gidelim. Yani ben bol bol gittim Resen Tepe'ye. Bu sene inşallah kısmet olur gideriz sevgili Beyza'yı da. Tahir, o potansiyel var değil mi çıkmak için? 3 sene futbol hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim yerlerden biriydi Esen Tepe. Son maçta şampiyonluk kaybettik. Süper Lig şampiyonluğunu. Ve o süreçten bugüne kadar... Bu arada kestim sözünü. Bir 15 gün önce sosyal medyada o maçın görüntülerini, maçın fotoğraflarını, taraftarı, tribünleri, maç sonu sevinç gösterilerini şöyle bir atmışlar sosyal medyaya. Yani... ciddi de bir seyirci vardı Tahir. Öyle bir kapattım gözlerimi. Öyle ki mi? Şimdiki herhalde konumundan çok farklıydı. O tribün noktadaki yoktu. Konum tribün yoktu. Bir kapattım. Yani demek ki... Tribün yoktu. Maç canlı yayındaydı. Kamyonun üzerinden anlatılıyordu maç. Sahanın bütün çevresi fulldu. Aşağı yukarı 5 ve 7, 5 ile 10 bin arası bir seyirci kitlesi vardı. Yani 6, 7, 8 o civarlarda bir seyirci. Biz de orta sahadan izledik maçı. ve şunu söyleyeyim, uzun yıllar Esentepe yönetimi içerisinde her görüşten yönetici bulundu. Siyasi anlamda? Evet, siyasi anlamda. Her kesimden yönetici bulundu. Benim futbol oynadığım yıllarda da bulundu. Hı-hı. Ama hep uyum içinde çalışan, tek hedefin Esentepe'nin başarısı olan bir yapı vardı. Ne kadar siyasi olsa takımın içinde. Aynen öyle. Ancak bu sezon, daha doğrusu geçen sezonun sonlarına doğru muydu? İkinci yarının sonrası Tahir. Evet. Bir siyasi olay, belediye başkanlığı seçimi şu andaki mevcut başkanla, belediye başkanıyla şu anda mevcut kulüp başkanı arasında yaşanan siyasi görüş farklılığı ve bir noktada sevgili Cemal Erdoğan'ı haklı buluyorum. Ne yönden haklı buluyorum? Eğer kulüp başkanlığı belediye başkanlığına aday olacaksanız kulüp başkanlığından ayrılacaksınız. Ben de bunu savunan insanlardanım. Ancak bu böyle olmadı diye küçük bir köyün altyapısının bir makine gibi çalıştığı, devamlı yukarı oyuncu yetiştiren veren bir takımın bu siyasi sıkıntıdan dolayı mevcut kadroya yansıması oldukça üzücü. Hüseyin Değnekli benim o yıllarda futbol oynadığım, birlikte futbol oynadığımız Osman kardeşimin oğlu. Hı hı. Babası da çok iyi bir futbolcuydu. Oğlu 3-4 gömlek üstün bir futbolcu. Hüseyin'in bu noktaya gelmesi gerçekten üzüntü verici. Ülke futbolu adına üzüntü verici. Esentepe adına da ciddi kayıp Tahir. Ciddi kayıp tabii ki. Yani Hüseyin Değnekli bugün playofflarda Miracle Diyarbakır'ın ilk maçında oynamış olsaydı, sakatlanmasaydı İskele maçında ve Miracle Diyarbakır'ın ilk maçında oynasaydı, ki oynuyordu, 5. dakika değiştiler, kendini devam edemedi. Farklı bir süreç oldu. Tabii ki. O maç zaten playoff'un kırılmanıdır. Miracle Diyarbakır'ın belki de bugün Süper Lig'de olamayacaktı. Doğrudur Tahir. Doğrudur. Yani, evet. O derece önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Tahir, istersen bir dipnot al. Kılıç Ali'de almış. Tonguç hemen bağlayalım. Kılıç Ali'de. Zaten o sürecin içerisinde yorulmuş bir isim. Evet, aynen öyle. Kılıç Ali Hoca da aynen. O dönem yaşadı yani. Bu olayların içinde olan isimlerden bir tanesi ama şimdi farklı bir nokta. Hocam seni de biraz beklettik. Sohbete de ortak oldun. Beklediğin için teşekkür edeyim. hoş geldin diyorum yani. Sevgili hocam, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun sevgili Beyza. Ben teşekkür ederim.
Sevgili Özsoy ve sevgili Tohumlar, iyi akşamlar dilerim. İyi yayınlar dilerim. Hocam, iyi akşamlar. Evet, hocam hayırlısı olsun. Yeni Boğaziçi'nde bir süreç. Mustafa Burataş'la yol ayrımı. Hemen elini çok çabuk tutan Yeni Boğaziçi yönetimi takımı size emanet etti. Bildiğin camialardan bir tanesi hocam. Birçok başarıya da imza attığın takımlardan bir tanesi. Geçen haftaki idman sürecinde dün Bediz Plajı'nda yapılan idmanla güzel bir kahvaltıyla sağlıklı bir şekilde noktaladığınız Yeni Boğaziçi ile başlangıç süreci hocam. Planlama, hedef neler olacak? Hemen sohbete başlayalım sevgili hocam. Teşekkür ederim. Sevgili Medenek, kendim ve camiam adına bu şansı verdiğim için. Evet, pazar günü Mustafa Hoca ayrıldıktan sonra, önceden Mustafa Hoca ile görüştüm. Gerçekten ayrıldıktan sonra yönetimin daveti üzerine gidip bir görüşme yaptık. Yaklaşık 3 saat, 3,5 saat sürdü işte görüşmemiz ve sonuçta bir anlaşmaya vararak tekrardan Yeni Boğaziçi'nin başına geldik. Daha önce geçmiş yıllarda gerek oyuncu gerekse de teknik adam olarak 2 yıl oyunculuk yaptım. 2 defa da takımı çalıştırma şansı yakaladım. Sürekli olarak zaten camianın içerisindeyim. Magosa bölgesinde olmamızdan dolayı. Pazar anlaştıktan sonra çarşamba günü hemen sahaya inmek durumundaydık. Çünkü tüm takımlar sezonu açtılar. Burada aslında bir sıkıntı var. Henüz daha sebebiyle son ligin birinci tarih, başlangıç tarihini açıklamadı ama hepsimiz tahmini olarak 18-19 Ağustos'u 18-19 Eylül düşünerek 9 haftalık planlar yaptı tüm teknik adamlar. Biz de o şekilde hatta geç kalmış bir şekilde aslında 1-2 günde kaybımız olarak çarşamba günü başladık. İlk haftayı 4 antrenmanla bitirdik. Cumartesi günü Yeni Boğaziçi maddelerinin bize sunmuş olduğu bir kahvaltı oldu sabah antrenmandan sonra. Onlara da sizin vasıtanıza teşekkür ederiz. Ve ilk haftayı 4 antrenmanla bitirerek tamamladık. İkinci hafta yarın başlayacak. Bu hafta 6 antrenmanla çalışmamızı devam edeceğiz. Hı hı. Neler var planlamada? Hocam hazırlık maçlarının sayısı belli mi? Kamp olacak mı? Kamp tarihi yeri belli mi? Bunu da aktar ve sonrasında sevgili Tahir ve Mustafa Soy'da sorusu varsa hemen sözleri ona vereyim sevgili hocam. Hazırlık maçları konusunda birazcık sıkıntı yaşadım gerçekten. Çünkü tüm takımlar hazırlık maçlarını bağladılar. Birazcık biz geç kaldık o konuda. Elimizden geldiği kadar doldurmaya çalıştık. 9 tane hazırlık maçı var. Gelecek hafta 6 Ağustos'da Hamitköy'le başlayacağız biz ilk hazırlık maçına. Bulabildik tüm arkadaşlara, bize ettik. Saha değişikleri oldu. Bir takımla 2 defa maç yapacağız. Tüm hazırlıkları sağladık. 20-25 Ağustos ayları arasında bir kamp planımız var ama programımızı başından beri dinliyorum. Ciddi bir şekilde ülkede maddi kriz var. Dün Tayyip çok iyi fiyata geldi. 950 TL'ye Antalya'dan, fakat ben sizin programdan 5 dakika önce baktım. Hı hı. 1500 giriş, 1500 dönüş, 3000 TL. O zaman düşüncende bir yurt dışı kampı vardı sevgili hocam. Yoktur. Hiç yoktur. Hiç de olmadı. çünkü kulübün imkanlarını biliyorum. Hı hı. Ama yurt içinde yapılması taraftarıyım. Yurt dışı kampı çok iyi motivasyonu takımlar için. Fakat Adana'dan gidin, Hatay'dan gidin. Tahir geldiği vakitten beri yolu gösteriyor sevgili hocam. Yani gidişi farklı yerden, gelişi farklı yerden ama illaki bir yurt dışı. Ben Adana'dan gittim, Antalya'dan geldim. Gördün hocam, gidiş farklı yer, geliş farklı yer sevgili Tahir'den. Sağ olsun, teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Para hocam, para varsa her şey var. Maalesef. Aslında programınızı tamamen dinledim ve ona getirmeye çalışıyorum. Biz maddi kaynaktan bahsediyoruz. Siz başarılı toplantıya, Çetin Kaya sizi açamıyor, Gönyeli sizi açamıyor maddi konulardan. İncirli bizim ligimizde henüz başlayamadı maddi imkansızlıklardan. 4 yol henüz başlayamadı. Yani 2 takım Süper Lig'de, 2 takım birincilikte başlayamadı maddi imkansızlıklardan. Biz aslında birazcık galiba sistemi de değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Maddi konuları belki de birazcık daha aşağı inmek için. Birincilikte yabancıyı kaldırabilirim. Şahsi fikrimdir. Bu fikir tamamen bana aittir. Şahsi fikrimdir. Birincilikte yabancıyı kaldırarak belki de daha çok sporcu yetişmesine, öz kaynağı kulüplerin daha çok yönelmesine sağlayabiliriz.
Tabii bunu federasyonun kulüplerle oturup ciddi bir şekilde düşünmesi lazım. Sezon açamayan takımlar varken bir tane daha bir yabancıyı düşünüyoruz bizim ligimizde. BTM iki maçların hepsini hemen izledim. Hepsinde bir tane yabancı oynuyor. BTM bir maçlarının çoğunu izledim. Hepsinde bir yabancı hakkı var. Tahmin ederim ki bunu biraz daha düşünmemiz gerekiyor fikrindeyim sevgili arkadaşlar. BTM'de katılırım size hocam. Üstelik BTM'de yaş sınırı da koyacaksınız. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın sevgili Tayyip. Ben gidiyorum hocam, sen de gidiyorsun maçlara. Ben gidiyorum BTM maçlarına bakıyorum. 35 yaşında, 34 yaşında. Ya nedir beklentin, nedir? Yani BTM'nin zaten amacını o köydeki genç çocuklarımıza futbol oynatmaksa amaç. Onları üst yapılara, üst liglere kazandırmaksa amaç. Yani dediğin gibi BTM'de yabancıyı kaldıracaksın, yaş sınırını koyacaksın. Bu kadar net. Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Ama işte bunlar da federasyonumuzun koyacağı bir sistem. Mutlaka, bir mutlaka. Mutlaka. Bizim verdiğimiz sadece fikir. Aynı fikirdeyim ben de seninden. Ve üstüne üstüne bir yabancı var BTM'de. Bunu da kaldırmamız gerekiyor ki biraz daha öz kaynağa dönebilelim. Lefke takımını dinlerken Kemal Hoca kaleciden yandı. Kaleciden dolayı sıkıntısı olduğunu söyledi. Çok güzel bir fikri var aslında. Federasyonu hep bir yerden yere vuruyoruz ama o 15'liklerinde biliyorsunuz bir devre bir kaleci oynuyor, ikinci devre diğer kaleci oynuyor. Bu fikir, bu sistem, ben şahsi fikrimiz bu. 3 yıl, 4 yıla kadar hiçbir takımda, bu 15 takımı olan hiçbir takımda kaleci sorunu olmayacak. Ne kadar federasyonumuzun sistem konusunda hata yaptığını söylesek de bu da güzel bir şey. Yeri gelmişken bildirmek istedim sizlere. Aynen öyle. Evet. Hocam yani Yeni Boğaç'ın hedefi elbette ki oraları maddi açıdan sıkıntı yaşar çok iyi biliyorum ben de ama bir hedef olması lazım. Yani hoca anlaşırken siz hedef olarak ne koydunuz önüne sen hocam? Yani Süper Lig mi hedef yoksa bu sezonu geçirin de gelecek sezon Allah kerim. Sevgili Öztürk, 2 yıllık sözleşme yapan teknik direktör Kıbrıs'ta ben pek duymadım. Bir Sinan Hoca var, bir Ali Hoca var. Bildiğim kadarıyla Magosa'da. Diğer antrenörleri pek duymadım. Yani bu sene yapalım, gelecek sene Allah kerim. Yok diye düşünüyorum. Biz de hele biliyorsun ki sevgili Öztürk, 9. haftadan, 6. haftadan sonra bir antrenör kıyımı var. Bizim görüşmemizde iyi futbol ilk seçenek oldu. Bir de gelecek yıldan daha ileriye takımı götürebilirsek. Geçen sene bu takım, geçen yıl takım 7. bitirdi. Neden bu sene playoff sırasının içerisinde olmasın veya yine oralarda olmasın? Tabii ki düşmeyi kimse istemez. Ama hiç kimse şampiyonluğa oynuyoruz havasına çıkmadık. Siz de bahsettiniz. Şu anda Karşıyaka takımı yaptığı transferlerle, Mormençi takımı kurduğu kadro ile, Esentepe takımı sahip olduğu geçen yıl aynı takımı ile üstüne projekte futbol olarak üst sırada görünüyor. Üst sırada görünüyor. Gençler bir takımı ciddi transferler yapıyor. Onları da biliyoruz. Bizler de onların arkasında olabilirsek yani bunların Ceynep Ödüne, Binatlı, Baf, Ginnalık evine bu sene birincilikte mücadele olan takımlardı. Saydığın takımların dışında. Dolayısıyla birincilik Süper Lig'den daha heyecanlı geçecek gibi gelir hocam bana. Aynı fikirdeyim. Her zaman birincilik daha heyecanlı geçiyor. Çünkü Süper Lig'de bir takım çok iyi transferler yapar. Zirveyi alır götürür. 10 puan fark atar. Ama bizim ligde hiçbir zaman çok küçük puan fark atar olmaz. Artı sizinle bahsettiğiniz gibi, siz de bahsettiniz aynı konudan. Playoff, playout'un olması herkesi bir hedef için koşturuyor. O yüzden birinci ligin heyecan düzeyi, keyfi çok çok daha iyi oluyor her zaman. Türkiye Futbol Federasyonu bu sene sistemi değişti hocam. Biliyorum, dinledim sevgili Tayyip. Çok daha iyi bir şey oldu. 1-2'yi yine direkt çıkarıyor. Üçüncüyü direkt finalist yapıyor. 4-5-6-7'yi çarpıştırıyor. Ve onlardan bir tane takımı daha finale çıkarttırıyor. Doğru bir uygulama bence. Sevgili Tayyip, 2 yıldır playoff'ta bir önceki yıl Esentepe ile final oynadım. Geçen sene gençliğe bir final oynayamadık ama playoff'u oynayan bir hoca olarak kesinlikle iyi bir sistem olduğunu söylemek istiyorum. Ben de çünkü üçüncünün de çok farkı yoktur çıkan takımlardan. Onun biraz korunması gerekiyor.
Bu da çok iyi bir koruma olmuştur. Evet. Finale gelene kadar 4-5 artı 7 aslında bu takım sayısına çoğalttı. Hedefi oynayan takım sayısına çoğalttı. Aynen, aynen. Artı üçüncüyü de ciddi şekilde koruyor. Aynen ve biz bunu göremiyoruz hocam. Maalesef, maalesef. Bakın 2 yıldır playoff oynayan bir hoca olarak bunu söylüyorum. Yani Avrupa'ya açılamayan bir ülke olarak biz bunu Süper Lig'de uygulayamıyoruz maalesef. Kesinlikle haklısınız. Süper Lig'de de bir değişim şarttır. Eğer ki örnek alacaksak Güney Kıbrıs'ı alabiliriz. İlk 6 takımı final grubu yapıyorlar. Avusturya'yı alabiliriz ve İskoçya'yı alabiliriz. Ben takip ediyorum onları. Onlar da ligin bitiminden sonra ya ilk 4 takımını ya ilk 6 takımını bir şampiyonluk grubu yaparak heyecanı artırıyorlar. Maç takip eden iki takım sayıları bildiğiniz gibi bu liglerde 12 olduğu için hem lig uzun sürüyor hem de şampiyonluğu ligde bitirmiyor. 12-24 maçta bitirmiyor. Üzerine nereden baksanız bir 12 maçta oynatıyor. Hocam teşekkür edeyim. Bir bağlantım daha olacak. Çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Keyifli bir süreç olsun. Keyifli bir sezon öncesi olsun. Camiye sevgiler, saygılar sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Ben de keyifli bir program oldu. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Kılıçal Hoca'ya da gönderdik. Az sonra hemen Ercan Atasay'ı alacağız. Tonguç Kotak hazırlık yapıyor. Senin takım alacağız Özsoy. Yalova'yı alacağız. Evet. Bakalım Yalova'da süreç nasıl tabii olacak? Tayran artık bu Yeni Boğaziçi'nin, Mor Menekşe'nin, Esentepe'nin artık herhalde vitrinlikte, süperlikte olması gerekir. Yani en azından şaşalı dönemleri ama çok iyi bilenlerden. Kaldıramazlar. Yani kaldıramazlar. Çıkma olmasınlar. Yani o gücü kaldıramazlar. Yani bugün eğer Çetinkaya Gönyeli kaldıramamışsa köy takımlarının işi gerçekten çok daha zor. Yani mesela ben Yeni Boğaziçi'nde tespit ettiğim en kritik sıkıntı camianın birlik olamaması. Yani muhakkak bir sıkıntı yaşıyorlar. Bütünleşmeyi sağlayamıyorlar. 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 Yani bu yıllardır böyle. Benim futbol oynadığım yıllarda da bu vardı. Yeni Boğaziçi takımında. Ki o yıllarda çok daha güçlü bir kadrosu vardı Yeni Boğaziçi takımının. Mehmet Karaşahinler, Vurallar, aklıma ilk gelen isimler, işte Kılıç Ali. Yani çok daha güçlü bir kadrolar vardı ama hep kendi işlerinde sıkıntı yaşar Yeni Boğaziçi takımı. Ve Yeni Boğaziçi İngiltere'de en güçlü olan şeydir. Yani maddi açıdan Yeni Boğaziçi'ne sürekli destek veren şeydir. Londra'dakiler Yeni Boğaziçi'ne. Ama bir türlü o birlikle beraberliği kuramadılar. Tabii bu sene gerçekten çok zor. Yani Kılıçay da söyledi. Yani ilk 3-4 takım saydı ve daha bunların içerisinde düşünün siz bu sezon Süper Lig'den birincilik yarışan takımları saymadı. Yani Bafik Yurdu'nu, Binatlı'yı, Ginargel'i saymadı. Düzkaya var. Yani ne yapacağını yani, belli. Gerçi daha tam yani, girmediği işin içinde yani, ama. Yeni Örenköy deplasmanı var. Yani, saatlerce gidiyorsun. Yani gerçekten çok ilginç. Çünkü yani birincilik gerçekten inanılmaz bir keyif verecek. Yani yeni Örenköy takımı da sevgili Beyza'da Betemen'in bitmesini bekliyor takımını toparlaması için. Geçtiğimiz haftalarda başkanlarıyla konuşmuştum. O da Betemen'i bitiyor. Bekliyor. O bölgenin oyuncularını toplayacak tekrar orada. Yani Yeni Erköy'e gitmek için de Tayyip Esentepe yakalar mı bir bütünlüğü? Yani o özlediği bütünlük sağlanır mı? Sağlanır mı Esentepe'de? Ya da işte Davut Hoca'nın bu yıl koyduğu hedefle çıkar mı bu yıl? Yani Süper Lig'de kalıcı olmaksa hedefleri çıksınlar. Ama eğer çıkıp asansör takım olacaklarsa işte geçtiğimiz sezonu yaşatacak olan takımlar çıkmasınlar kardeşim Süper Lig'e. Yani gerçekten çıkmasınlar. Yani o havayı, o yönetim kadrosunu, o takım oyuncu kadrosunu oluşturabilen takımlar, altyapılarında güçlü olan takımlar gelsin Süper Lig'e. İşte geldi geçen sene Ginalkevi. Ne oldu? Bütün maçlar 3 puanla kapandı diğer takımlar adına. Yani Ginalkevi'yi boş ver, Çetinka efsaneye takım. Binatlı öyle, Baf öyle. Yani Esentepe takımı bence bu ligin birinci ligin lokomotif takımlarındandır şu anda ve öyle kalmalı. Altyapıdan oyuncu yetiştirip Türk futbolunda kazandıran bir yapıya büründü Esentepe o bölgede.
İşte çıkarıyor Deniz Kibarları, İlyas Niyazileri, Kaan Gönleşlileri, efendime söyleyeyim işte Hüseyin Değnekli. Ya çıkarıyor, makine çıkarıyor oradan, öğütüyor, çıkarıyor. Ve Kıbrıs Türk Futbolu'na kazandırıyor, veriyor, para kazanıyor. Ama Süper Lig'e geldiği zaman dayanabildiği bir sene oluyor. Hop tekrar aşağı. Çünkü bütçeler, birinci ligin bütçesiyle Süper Lig'in bütçesi şimdi geçiriyorlarsa 1 milyon TL'ye bir sezonu, Süper Lig'e çıktığı anda 3-4 milyon TL olacak. Evet. Ya bu nettir. Evet, Ercan Hoca da hattaymış. Batı'ya gidelim. Gecenin son konuğu Ercan Atasay, Yalova çalıştırıcısı. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Beyza'cığım. Nasılsın? Teşekkürler hocam. Sesimi duymak. Özür dilerim. Düşünüyorum kimler var bilemiyorum. Mustafa Soy ve Tahir Topaloğlu var sevgili hocam. Tahir hocam, Mustafa Ali. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sesini duymak güzel ha. Aynen. Yani Mustafa Soy'un Yalova'ya karşı ayrı bir şeyi var hocam. Sempatisi var. Seni bu akşam alacağımızı duyduğunda çok sevindi. Hemen takımınla ilgili bilgileri ver. Süper Lig'e dönüş gününü bekliyor. Süper Lig'e dönüş sezonu bekliyor Yalova'nın Mustafa Soy. O sene bu sene sevgili hocam. Teşekkür ederim. Hepsinize teşekkür ederim. Yani o sene bu sene bilemiyorum ama iyi çalışıyoruz. Güzel takviyeler yaptık. 13 Temmuz'da sezon açtık. 13 Temmuz'dan sonra şu anda 24 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte çalışıyoruz. Bu sene katlomuza yardımcı antrenör Fadıl Hoca'yı ve çok tecrübeli olan bir kaleci antrenör Zihni Hoca'yı dahil ettik. Ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Çocuklar iyi çalışıyor. Hedef tabii ki ilk 5 diye biz belirledik. Ancak bunu önümüzdeki süreçte... İlk 5'e girersen playoff oynan sevgili hocam. İlk 5 aynen öyle. İlk 5 diye hedef belirledik. Ancak çocukların çalışması, çocukların arzusu, çocukların hırsı ortada. Bu bizi daha yukarıya mı yoksa ortalarda bir yerde mi tutar bilemeyiz. Maçlar oynanmadan da ne küme çıkılır ne küme düşülür. Önümüzdeki günlerde bunları görecek hep birlikte. Geçen seneki kadrodan kimleri kaybettiniz Ercan Hocam? Geçen seneki kadrodan şu anda Mehmet Kum'u kaybettik. Mehmet Kum'u Yeşilova'ya verdik. Büyük bir olasılıkla da Eyüp'ü Girnal Sevin'e verecek. Diğer futbolcular hep bizimle. Takviye yani geçen seneki katlomuza, bizim katlomuzda olup da kiralık olan Tayyip, Metin, Ali Karayel, İbrahim Çağoğlu. Bunlar hepsini geri getirdik. Dört tane de kendi içimizden topçumuzu kendimize dahil ettik takıma. Bundan ayrı 3-4 tane transfer aldık. Kimleri aldınız hocam? Yine katlomuzda geçen yıl olan İltacı, büyük bir olasılıkla Hatip, şu anda da herhangi bir şey Hatip'le ilgili net bir şey yok ama Hatip de olacak gibi görülüyor. Yine Binatlı'dan, geçen sene antrenörlüğü yaptığım Binatlı'dan yakından tanıdığım Zafer Stober mevsiminde oynayan disiplini çalışkan bir arkadaşımız. Aynı zamanda Yeni Cami'den Emre Taşkın'ı aldık. Bir de Ocak'tan Cevdet'i aldık. Yani şu anda kadromuza geçen seneki kadrodan 3 adam dahil ettik. Bir adamla da Süper Lig'de oynayan bir adamla da camiamızın içinden çıkan bir adamla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onun da transferini gerçekleştirip transferi nokta koyarız. İsim vermek istemiyorum. Bir adam Derkan hocam. İsim vermesen. Ben bilirim hocam. O sen de satla yansın hocam. Beyza'da muhakkak sen bilin çünkü senin kulağın delik. tamam şey yol kat etti mi? Yol kat etti mi hocam o isimle? Bayağı yol kat etti. Bunu söyleyebilirim. İyi hadi yarın o zaman çileğin üstüne, pastayın üstüne çileği kon sevgili hocam. Teşekkür ederim. Hocam şunu sorayım. Yakından takip ettim ama Cuma günü detaylı olarak fotoğraflar da elime geldi. Sahayla ilgili olarak çok ciddi bir çalışma var. Hem sahanın çevresiyle ilgili olarak hem de zeminle ilgili olarak çok kaliteli işler yapılıyor. Ve sanki de özlenen zemine, özlenen çime bu yıl kavuşacak gibi görünüyor Yalova'nın sahası.
Evet, aynen dediğin gibi Bezade. Sezon başı yönetim kuruluna oturup konuştuğumuzda benim olmazsa olmazlarım arasında bir de bu vardı, tesisleşme. Tesis çok önemli, gerçekten çok önemli. Yalospor Kulübü'nün çok güzel bir tesisi var. Ancak yıllardır bu tesise çok önem verilmedi. Bu sene de yönetim, bize destek veren herkes tesisi güzelleştirmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Daha önce kulübümüzde de çalışan namı değer boyacı bu sene yine bizde işe başladı. Onun da katkı var yani, onun da çalışkanlığıyla sağ bu duruma geldi. Bayağı da yatırım yapıldı sahaya. Daha güzel de olacak inşallah. Ama bunu yaparken bir saha sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü saha en erken bir ay içerisinde hazır olacak. Saha sıkıntısı içerisinde başka sahalarda idman yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Camiaya sevgiler, saygılar. En kısa sırada birlikte olalım sevgili hocam. Tabii ki, teşekkür ederim. İnşallah güzel gecelerde birlikte oluruz. İnşallah sevgili hocam. İnşallah. Yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tabii Ercan'ı böyle kibar görmek. Çok alışkın olduğum şey değil. Yok, kibar oldu. Şimdi kibar oldu. O az önce saydığımız takımlara Yalova dahil, yani yeri buraları. Yalova bir kere şunu söyleyeyim. Tayyip yani çok inanılmaz sever Yalova'yı. Özsoy Yalova'yı anlatmaya başladığını böyle keyfinden dinlerim. Evet, keyfinden dinlerim Özsoy. Şunu söyleyeyim bir kere yani Nur için diyorsun. Tahsin Mertekçi. Bambaşka bir arkadaşımız vardı yıllardan gelen. Ve dolayısıyla Mertekçi de yani yıllarca Yalova'yı sırtladı. Ve bu ülkeye ilk yabancıları, kaliteli yabancıları getiren takım da Yalova'ydı. Yalova. Yani o Yalova'da Dominic, yani Dominic Jack G yani Dominic G Jack zaten. Evet. Yani o zaman bir kere Gaziantep'te oynardı. Yani çok kaliteli yıldız futbolcuları getirmişti Yalova o zaman ve Yalova lige bambaşka bir hava getirdi. Yani Yalova'nın havası o dönemlerde bambaşkaydı. Tabii sonra bir tek maddi imkansızlıklar Yalova'yı birinci lige etti. Yoksa Yalova'nın maddi açıdan güçlü olsaydı elbette ki. Yani Yalova'da şu anda bakıldığı zaman bu sezon gerçekten çok iyi bir yönetim oluştu. Hı hı. Yani gerek kadın kollarına olsun, yönetimine var olsun. Herkes çalışmaya başladı. Hı. O en azından Yalova'yı maddi aşarsa bu yıl sanki de ayakta kalacaklar. Bu yıl ayakta kalacaklar. Maddi olarak. Hocanın da dediği gibi bu mevcut kadronun içerisine baktığınız zaman çünkü genelde yani sürekli Süper Lig bir maratondur. Bu maraton içerisinde Yalova geçen sezon yani belki sıkıntı bir dönem yaşamıştı ama bu sezon o sıkıntıyı ben yaşayacağına inanmıyorum. Kaldı ki sahalar elbette ki çünkü Mertekçi ismi de var orada. O saha pırı pırı olması lazım. Nurlar Cindiyası Mertekçi'ye de yakışan oydu. Yani gittiğinde saha bambaşka bir sahaya bürünmesi lazım. Aynen öyle. Evet, teşekkür edeyim ikinize de. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız değilim. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazar akşamı buluşuncaya dek sağlık, keyif ve huzur hep yanınızda olsun. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Günü gündem yapmaksa eğer, BRT her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT sosyal medya, YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri ne oldu? Ekonomi nasıl düzelecek? Hayat pahalılığına bir çözüm var mı? Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası Eş Başkanı Omat Çin, ticari açıdana konuk oluyor. Gizem Davulcu ile ticari açıdan, pazartesi 20'de, BRT 1'de.